Yeni bir dil öğrenmenin zorlukları neler? Dil öğrenmeye nereden başlamalı? Bir ayda dil öğrenmek mümkün mü? Yabancı dil öğrenme teknikleri neler? Hepsi ve daha fazlası az sonra eğitim atölyesinde. Eğitim Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün yabancı dil eğitiminde sorunları ve çözümleri konuşuyor olacağız. Çoğu zaman yabancı dil öğrenirken zorluk çekiyoruz, zorluk yaşıyoruz. Peki neden o kadar kaynak varken ve çaba gösteriyorken zorlanıyoruz? Bu eğitimi alırken, yabancı dil öğrenirken zorlanıyoruz. Hepsini konuşacağız, çözümler sunmaya çalışacağız. Kıymetli bir misafirimizlerle bizlerle birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Başal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selvan. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Daha öncesinde bir program daha yapmıştık tabii ki. Böyle anlatamadıklarımız da olmuştu. Böyle iki saat yetmemişti bize. Biz de bugün bir program daha yapalım dedik. Farklı bir konu üzerine tabii ki ama bu konunun da teknolojiyle ve dijitalle bağlantısını yine konuşuruz. Elbette ki bu alanda güzel çalışmalarınız var. İstifade edelim istedik. Şimdi çok... Zaman zaman gündemde olan bir konu ama belki son bir yıldır dijitalleşmenin de artmasıyla neden yabancı dil öğreneyim ki diye cümleler de duyuyoruz çoğu zaman. Çünkü artık her şey daha kolay ve öğrenmek bu kadar zor değil belki bizim için ama biz yine de çok yanaşmıyor gibiyiz bu duruma. Gözümüzü korkutuyor da olabilir tabii ki herkes için geçerli bir durum değil. Niye bu kadar zorlanıyoruz yabancı dil öğrenirken buradan başlayalım. Şimdi Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'de yabancı dil eğitimine inanılmaz bir kaynak ayrılıyor. Cumhuriyet'in ilk başından itibaren ve özellikle son 30 senedir belki de çok daha fazla kaynak ayrılmaya başlandı. Dolayısıyla buna rağmen bu kadar çaba, emek ve bütçeye rağmen hala yabancı dil eğitiminde arzu edilir seviyede olmadığımız rahatlıkla toplumun her kesiminden insan tarafından dile getirir. Çünkü özellikle ilkokul, ortaokul, lise ve keza üniversite eğitimi alan insanların çoğu ...belirli bir yabancı dil eğitimi döngüsünden haliyle geçiyor. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 12-13 ya da 13-14 olabilir yılları itibariyle de... ...biz yabancı dili daha erken yaşlarda öğretebilelim diye... ...çünkü dünyada pek çok ülkede bu şekilde yapıyor. Küçüklerin yabancı dili daha yatkın olmaları... Katılmaya istekli olmaları, öğretmenlerinin memnun etme havasında olmaları ve hata yapmaktan korkmamaları adına biz de 2013-2014 yılı itibariyle bunu ilkokul 2 seviyesine çektik. Daha önce ben İngilizce öğretmenliği yaptım. O dönemde 4. sınıflara derse giriyordum. Daha sonrasında daha da erken bir moda çekildi. Bütün bunlara rağmen hala yabancı dil öğrenemiyor oluşumuzun aslında çok fazla sebebi var. Fakat bunu sadece Türkiye'de yabancı dil öğretilemiyor gibi bir algıyla ortaya atmak bence doğru bir yaklaşım değil. Evet. Çünkü ben YouTube'daki kimi videolara bakıyorum. Bu videoda bir matematik alanından akademisyen davet edilmiş. Diğer bir videoda fen alanından bir akademisyen kimya olabilir Hı -hı. davet edilmiş. Onların hepsi matematik öğretemiyoruz diyor. E, fizik öğretemiyoruz diyor. Dolayısıyla tek e, bizim sancımız ve derdimiz yabancı dil değil. Hı -hı. E, bunu söylemek lazım. Şimdi neden yabancı dil öğretemediğimiz konusuna gelince aslında Türkiye'de Yabancı dili gerçekten çok iyi öğreten kimi okullar, bunlara devlet okulları dahil kimi özel okullar da var. Hı. Ve bizim en büyük sorunumuz e, ilk orta ve lise dediğimiz K12 düzeyinde olan sorunlar. Üniversitelerde nispeten göreceli olarak öğrencilerin biraz daha bilinçli olmasıyla ve yabancı dil öğrenme gerekçelerini içselleştirmesi nedeniyle Hı. üniversitelerde bu problemi biraz daha az yaşayabiliyoruz. Çünkü orada bulunan hazırlık programları, öğrencinin yetişkin olması ve artık İngilizceyi öğrenmenin kendisine bir sürü fırsat doğuracağı, iş imkanı sağlayacağı hem yurt içinde hem yurt dışında. Böyle bir gerekçe algı ve şiar olduktan sonra yani hedef olduktan sonra yabancı dil öğrenmek biraz daha basiteşiyor. Ama K12 düzeyinde indiğimizde hala bu problemlerimiz mevcut. Öğretimimizin pek çok nedeni var. Bunlardan hani birkaç tane bahsetmek gerekirse bir kere ee, ...öğrencilerimizin dile maruz bırakılma e, süreçleri çok az. Hı. Çünkü ilkokul, ortaokul ve lise, lise düzeyinde belirli saatlerde İngilizce görülüyor. Hı. Dolayısıyla öğrencilerimiz okuldan çıktıktan sonra İngilizceye maruz kalmakla ilgili bir ortamın içine girmiyorlar. Bunun dışında e, yine buna bağlı olarak kullanma fırsatı da bulamıyorlar. Yani bu dil dediğiniz şey asli itibariyle... Abiyane tabir kullanıyorum. Yara yara öğrenilecek bir şey. Hata yaparak öğrenilecek bir şey. O fırsatların içine girdiğin zaman öğrenilecek bir şey. Dolayısıyla öğrenci derslerden çıktığı zaman bu öğrendiklerini dışarıda kullanma fırsatı maalesef bulamıyor. Bunun dışında haliyle motivasyonları ve gerekçeleri eksik. Neden bahsediyorum gerekçe? Üniversite düzeyinde böyle bir sorun nispeten dediğim gibi göreceli daha az ama K12 düzeyinde daha fazla. Bizim İngilizce öğretmeden önce Aslı itibariyle öğrencilere neden İngilizce öğrenmenin önemli olduğu ile ilgili bir algı açıklığı verebilmemiz lazım. Bir amacı olabilmeli. Yani iş imkanları çok daha fazla, istediğin kitapları istediğin dilde okuyabilirsin ya da Oynadığım videolarda strateji oyunlarında orada anlatılan işte görevleri, taskları daha iyi anlayabilirsin. Öğrencinin mutlaka bir amacı olmalı. Yani ben neden İngilizce öğreniyorum? Bunun dışında bizim öğrencilerimiz de haliyle ilkokullardan başlayarak arka arkaya verdiğimiz dersler yoluyla eğer öğretememişsek dolayısıyla bir özgüven problemi çıkıyor ve alan yazında öğrenilmiş çaresizlik denen bir sürece doğru gidiyoruz. Çünkü evet. sürekli görüyoruz ama girdiler az. Çıktılar da buna e, istinaden az. Dolayısıyla ya ben bu dersi baş, başaramıyorum. Bir kere ders gibi görüyor zaten. İkincisi e, kullanma fırsatı yok. Dolayısıyla korku işin içinde, dil kaygısı işin içinde. Ve biz Türkiye'de özellikle aksan takıntılı bir milletiz. Yani birinin İngilizce konuşurken Amerikalı gibi, İngiliz gibi, Avustralyalı gibi İngilizce konuşabilmesini, o aksanda konuşabilmesini bekliyoruz. Hatta yakın dönemde bir tane e, olay olmuştu. Amerika Büyükelçimiz... Ee, 65 yaşında yıllardır orada diplomatik geçmişine veya başarılarına bakmadan sadece iki dakikalık bir dakikalık bir İngilizcesine bakıp ya Amerika'da görevlendirilecek e, insan bu mu olmalı daha fazla dil yeteni hmm. olmalı ama yaş 65 veda anı görevi bırakıyor çok duygusal anlar yaşıyor olabilir onun tek bir konuşması üzerinden değerlendirme yapmak önemli değil ben başka konuşmalarına da baktım. Ee, Smart English dediğimiz İngilizce babında bakıyorum e, gayet güzel e, kendi diplomatik görevlerini yapabilecek bir İngilizceye de sahip olduğunu düşünüyorum ama e, Twitter'da siz de görmüşsünüzdür hı hı. çok fazla e, aksanıyla ilgili aksanın ötesinde akıcılığı <laughs> yok ama 65 yaşında ve çok duygusal bir anı gerçekten tek bir video üzerinden değerlendirmek çok olası değil bir de son olarak şunu ekleyeyim. Öğretim hizmetlerinin yine kalitesiyle ilgili bir sorunumuz var. Bunu e, hı hı. program içerisinde açmaya çalışırız. İlk etapta böyle bir başlangıç evet. yapmış olalım. Çok aslında temel bir yere değindiniz. Gerçekten soruma tam olarak e, bir cevap verdiniz. Çünkü e, dediğiniz gibi küçük yaştan itibaren öğrenmeye başlıyoruz ama e, tam olarak içselleştiremiyoruz. Çünkü e, öğrenmenin belki kalıcı olması için işlevsel hale gelmesi hı hı. ve kullanılması gerekiyor ama işte biz o dile maruz kalmıyoruz. Sonra işte üniversitedeki gibi ihtiyacımız olmuyor belki. Çünkü Türkçe konuşuyoruz yani ya da arkadaşlarımızla ya da küçük çocuklar arkadaşlarıyla Türkçe konuşup oyunlar oynuyorlar. Ee, ödevler dışında bunun çok işlevselliği olmayabiliyor. Tabii o manada öğrenmenin kalıcılığını da konuşuruz. Nasıl kalıcı hale getirebileceğimizi. Ee, diğer bir boyutuyla şu da var tabii ki. Ee, bu öğrenme süreçlerine de biraz değinelim isteyeceğim. Çünkü bu biraz da bireysellikle de ilgili bir durum. Zaman zaman söylerler işte e, dili çok iyi, gerçekten çok iyi kavruyor dili. Kimisi işte matematiği çok iyi yapar, kimisi sözeli, kimisinin de dil zekası vardır. Onları da konuşalım isteyeceğim. Ee, burada e, öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle bu bireysel e, farklılıkları nasıl dikkate almalıyız? Oradan devam edelim. Öğrenme aslında alan yazında kitapları falan bakıldığında en basit anlamıyla kalıcı izli davranış değişikliği olarak nitelendiriliyor ama ben burada öğrenme hayatta kalma olarak bağlıyorum. Yani bunu açıklayabiliriz bireyin deneyimler, öğretim etkileşim, gözlem yoluyla beceri, değerler, tutumlar, inançlar ve alışkanlıklar kazanma süreci. Burada değişiklik esas, burada deneyim esas, bilinçli ve bilinç dışı bunu yapabiliyor, kalıcılık esas motivasyon ve hazır bulunuşlu esas, sosyal etkileşime esas. Öğrenmenin neredeyse tüm önemli boyutları bunlar. Burada insanın nasıl öğrendiğine bir biraz girebilmek lazım. Bu sadece dil için değil, başka gruplar için de geçerli, ders grupları için de geçerli ama dil öğrenmeyi ben ders olarak adletmiyorum. Çünkü dili Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğu gibi ders modunda vermeye çalışırsanız onun farklı bir misyonunun olduğunu e, açıklayamazsanız dolayısıyla derslerdeki e, not alma vesaireden öte maalesef geçemiyor ve maalesef biz biraz yine abiyane tabir olacak ama e, kitlemizin de daha iyi anlayabileceği şekilde ifade edeyim. Fill in the jenerasyon yetiştiriyoruz. Yani boşluk doldurmacı jenerasyon yetiştiriyoruz. Ne demek bu? E, grameri e, nispeten belki ana dili Burada İngilizceyi baz alarak söylüyorum çünkü ülkemizde en fazla İngilizce yabancı dil olarak öğretiliyor ve buna daha fazla kaynak ayrılıyor. Burada biz gramer odaklı bir anlayışla haliyle teste yönelik çocuklar geliştiriyoruz. Hangi sınava bakarsanız bakın aslı itibariyle böyle. Yani YDS sınavına bakın üniversitelere araştırma görevlisi olarak girmek veya doçent olabilmek için girdiğiniz yabancı dil sınavları. Bunun dışında yine yok dil. Bunun dışında yine üniversitede e, dille... E, alan bölümlere girebilmek için yine bizim üniversite dil sınavımız var. Bunların hiçbirinde dört beceri yok. Bunlar sadece kelime, okuduğun anlama ve gramer üzerine. Sınavlar bir ülkenin eğitim sistemini çok fazla etkiliyor. Siz sınavda konuşmaya dönelik, dinlemeye dönelik dön herhangi bir şekilde bir soru formatı bulmazsanız, sınavları böyle yapmazsanız dolayısıyla burada çok ciddi problemler çıkabiliyor. Dolayısıyla da a mı diyeyim, be mi diyeyim, ce mi diyeyim, e mi diyeyim, diyeyim gibi kuşaklar yetiştiriyorsunuz. Boşlukları doldurabiliyor, ama derdini anlatamıyor. Ama o yabancı dili kullanamıyor. Bu noktada insan nasıl öğrenine bakacak olursak sorunuza dönecek olursam hı hı. bir kere insan insanoğlu gruplama yoluyla öğreniyor. Yani ben burada stüdyodaki bir takım şeyleri stüdyodan bağımsız söylesem size 10 tane kelime versem bunu öğrenme şansınız çok yok. Ama şöyle desem işte e, kanepe, televizyon, e, ne bileyim lamba desem sonrasında işte diş fırçası, diş macunu, lavabo desem, sonrasında ne bileyim çocuk odasındaki işte oyuncaklar desem ve bu kelimeleri arka arkaya sıralasam sizin öğrenme şansınız bunu yok. Ama beyin ne yapıyor bunu? Ha ilk sayılan salonda olan şeyler diyor. Hemen grupluyor. İkincisi diyor banyoda olan şeyler diyor. Üçüncüsü çocuk odasında olan şeyler diyor. Dolayısıyla insanoğlu bir kere beyin olarak gruplama yoluyla öğreniyor. İkincisi tekrarlar yoluyla öğreniyor bunda dini metinlere referans vererek de gitmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla hı hı. üçüncüsü bağlantı kurarak öğreniyor yani ayı B ile bağlamak zorundasınız Yani ben size desem ki şöyle bir şey desem ee, ...anneniz gerçekten dünyanın en kötü insanı desem... ...böyle bir abiyane tabirle size söylesem bunu şok olacaksınız. Çünkü özümseyemezsiniz. Yani ön bilgilerinizle, sizdeki bilgilerle... ...benim verdiğim yeni bilgi arasında köprü kuramadığınız için... ...haliyle bir bocalama yaşayacaksınız. Sonra sonra bunu özümseyeceksiniz. Bunu abartı bir örnek verdim. İçerik, içeriğin bir kere gerçekten çok ilgi çekici. Benim yaşamımdan, yaşamıma dair e, olması gerekiyor. İçerik benim ilgimi çekmediği zaman gerçekten öğrenme zorlaşabiliyor. E, bir sonraki de gerekçe... Öğreneceğimiz materyal için bir gerekçe lazım. Neden öğreniyorum? Yani bu sorunun cevabını öğrenciyi güdülemeyi yapamıyorsak eğer öğrenci neden öğrendiğini bilmiyorsa eğer dolayısıyla öğrenme zorlaşabiliyor. Biz öğretim ilke ve yöntemleri dersi vardır. Eğitim hı hı. fakültelerinde öğretmen evet. adaylarına verilen dersler. Bu dersler içerisinde işte somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşa, yakından uzağa, ekonomiklik iki diye pek çok ilke e, söyleriz. Ama bütün bunları ben... E, ister dini bir inancınız olsun ister olmasın kutsal metinlere ya da insana dair metinlere baktığınız zaman öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. İster İncil'e bakın ister Kur'an-ı Kerim'e bakın diğerlerini çok bilmiyorum açıkçası. Bu iki dini metinde insana yönelik yazılmış, e, edilmiş bu metinlerde şunu görebiliyorsunuz. Bir kere Yaradan eğer inanıyorsanız o metinlere baktığınızda inanmasanız bile bir discourse analysis dediğimiz söylem analizi yaptığınızda Tekrarlar yoluyla insanın öğrendiğini gösteriyor. Çünkü sürekli emirlerini tekrar ediyor. Basitten karmaşa doğru gidiyor. Yani sadece içki haram demiyor ilk etapta. Önce bak kulum diyor. sosyal olarak sana zarar veriyor diyor. Sonra belirli bir dönem geçiyor. Bak seni başkalaştırıyor, senin dışına çıkarıyor. Bir anda söylemiyor bunu. Dolayısıyla ne yapıyor? Haliyle bu tekrarlar yoluyla insan onu üretmeye çalışıyor. Başka ne yapıyor? Şunu söyleyebiliriz hikayeleştirme yapıyor hikaye anlatıyor çünkü biz doğduğumuzdan itibaren hikayelere aşinayız Biz dilimizi de hikayeler yoluyla öğrendik Dolayısıyla öğrenmedeki bu tür dinamikleri dil eğitiminin içine de katmak son derece önemli Öğrenmeyi bilmeden öğretmeyi bilebilmek çok mümkün değil açıkçası Bunu evet. söyleyeyim yine sorularınızla devam edelim Evet evet çok gerçekten güzel ifade ettiniz ben severek dinliyorum sizi e, telaffuz kısmından da bahsettiğiniz e, oraya da konuşacağız. Çünkü en çok çekindiğimiz konulardan Hı -hı. bir tanesi Maalesef. ama e, birisi Türkiye'ye gelip Türkçe konuştuğu zaman e, onun da çok da düzgün konuşmadığını görüyoruz, görüyoruz. değil mi? Yani görüyoruz. bu biraz da e, farklı bir mesele. Belki e, Direkt olarak orada konuşulduğu gibi konuşmak istiyoruz Hı -hı. ama bu mümkün değil. Sebeplerini de konuşabiliriz. Hı -hı. Mümkün olabileceği kısımlar da var. Hı -hı. Onları da konuşuruz. izleyicilerimize de hatırlatalım tabii ki. Bizi izleyenler olabilir, çocukları İngilizce öğreniyor olabilir veya işte kendileri için yine ihtiyaç olabilir. Bizleri takip edebilirsiniz. Ekrandaki numaralardan sorularınızı iletebilirsiniz program boyunca. Cevaplıyor olacağız. Şimdi... Tabii e, İngilizceye verilen önem, yabancı dile verilen önem, işte Tanzimat'tan beri başladı aslında. Orada işte e, sultaniler kuruldu, liselerin e, kurulmasıyla birlikte orada e, o açık oluştu. Çünkü artık e, Batı ile de temas halindeydik <laughs> ve oradan beri bu süreç devam ediyor. Hatta kolejlerle, özel okullarla dediğiniz gibi e, oradan bu yana devam ediyor. Ama e, bu söylediğiniz kısım sadece İngilizce'de değil gerçekten. Hani öğrenme temelli bir şey istiyorsak hayatımızda. Ee, bunu hayatımızın içine yedirebilmek gerekiyor hı -hı, diyorlar hı. ya işte. Şimdi biz bunu öğrenip konuşmadığımız sürece hemen unutuyoruz. Hı -hı. Gerçekten hemen unutuyoruz. Hı -hı. İşte bu manada e, o kaynak ve çaba nerede kalıyor mesela? Bunu unutmamak için daha hı -hı. iyi pekiştirebilmek için neler yapabiliriz hı -hı. burada çözüm Şimdi var? Öncelikle güzel bir noktaya değindiniz. Oradan başlıyorum. Ee, Türkiye'de dil öğrenme zaten kanayan bir yara. Tanzimat öncesinde dili öğrenmekle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız yok. Biz dünyada dili neden öğreniriz? Birincisi e, akıl sağlığımız için öğrenebiliriz. Sudoku misali diyelim. Çünkü sizin demans, Parkinson'a doğru gitme gibi rahatsızlıklarınıza engel olabilir. Tabi bu kesin değil ama mutlaka belirli katkılar verecektir. İkincisi e, kültürleri öğrenmek için onlarla aşina olmak için yurt dışına geziye gideriz. Oralarla iş yaparız. Dolayısıyla yine dile hakim olmak isteriz bu anlamda. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de istihbari faaliyetler için öğreniriz. Yani Osmanlı döneminde İngilizcenin öğrenimiyle ilgili çok fazla hani yoğun bir dönemin olduğunu ben düşünmüyorum ve okuduklarımdan da görmüyorum. Nedeni zaten o dile ihtiyacınız olmayan bir dönemdesiniz. Ama şu anda dünyanın lingua franca'sı İngilizce. Yani dünyanın ortak dili İngilizce. Dolayısıyla bu dili öğrenmekle yükümlüsünüz. Ne yapabilmek için? Gelişebilmek için. Alan yazını takip edebilmek için. Başka devletlerle, milletlerle gerçekten doğru bağlantılar kurabilmek için. Ve kendinizi anlatabilmek için öğrenmek zorundasınız. Bu noktada biz telaffuza takık bir milletiz. Ben bunu hep söylüyorum. Burada smart English dediğimiz akıllı bir İngilizce gerekli. Yani bir şeyi doğru telaffuz edebilmek sizin akıcı olduğunuzun göstergesi değildir. Kaldı ki bir Amerikalı veya İngiliz yani ana dili, Bizim öğrenmek istediğimiz hedef dil olan biri de duraksamalar yaşıyor konuşurken. Hı hı. Haliyle gramer hataları yapabiliyor ama bu onun e, iletişimini sekteye uğratsa da devam ediyor. Bizde ise e, durum biraz daha farklı. Biz gerçekten bir İngilizce veya Amerikalıya dil olarak benzemeye çalışıyoruz. Bunun zorluğundan siz de bahsettiniz. Yani e, hedef dilin konuşulmadığı bir ülkede yaşamadığınız sürece ya da Türkiye'de hedef dilin konuşulduğu bir firma veya ortamda bulunmadığınız sürece native like dediğimiz Ana dille yakın bir dil seviyesine kapasitesine yeterliğine erişebilmek gerçekten çok güç. Eskiden bu daha da güçlü. Ben kendi okuduğum dönemleri hatırlıyorum. Yani yaklaşık 12 yaşından beri İngilizce öğreniyorum ben. O dönemimde güzel okullarından bir tanesinden mezunuyum Anadolu Lisesi ee, ve içi dolu dolu bir okuldu. Dolayısıyla burada biz ciddi bir eğitim aldık. Ee, fakat buradaki eğitim kalitesi e, şimdiki döneme bence nispeten biraz daha artı ve iyiydi. Fakat malzeme kalitesi bakımından, yani öğretimin e, niteliğini arttıracak materyal bakımından çok zayıftık. Kasetler kullanırdık, çok pahalı olan kasetler. Yani onlara ulaşabilmek, ana dil konuşucusuna ulaşabilmek gerçekten çok zordu. Ama şimdi gençlerimizin önünde özellikle e, kendi bilince sahip, işi için, işte ne bileyim e, yabancı ülkelerde bir takım işler yapmak için, kültür olarak oraya gidip gezmek, görmek, eğlenmek için Gençlerin bir hedefi var, bir gerekçesi var ve bu gerekçeyi tamamlayabilecek de yeterince teknolojik altyapı var. Şu anda elimizin altında bir telefon var, bir bilgisayar var. Eskiden ulaşamadığımız ana dil konuşçularına yani İngilizce olarak baz aldık programın başından beri. Şu anda çok rahatlıkla ulaşabiliriz. YouTube ana dili İngilizce olanların konuşmalarıyla dolu. Hı hı. E, yapay zeka kullanabiliyoruz. Podcastler var. podcastler var. Dolayısıyla bir ana dil konuşcusuna ulaşmak şu anda o kadar basit ve o kadar kolay ki burada biz hep şunu yapıyoruz. Hocam ben İngilizce öğrenmek istiyorum ama temelim yok. Nereden başlayayım? Ya temelim yok diye aslında bir şey yok. Ee, i̇lkokul, ortaokul ve lise aldıysa mutlaka belirli bir toprak atılmıştır hı hı. oraya. Üzerini açabilmek lazım. Bu noktada gençlerimizin gerçekten çalışma azmi ve disiplin olması lazım. Siz burada biraz önce dil zekasından bahsettiniz. Hı hı. Dil zekasını dile yatkınlık olarak değerlendirebiliriz. Ben çok çok ayrı zekalar olduğuna inanan bir insan değilim. Yani IQ en fazla ortaya çıkan şey. Özellikle son 20-25 senenin IQ yani duygusal zeka. Bu ikisini birleştirebiliriz ama bunun dışında 1956 yılında Frames of Mind, Howard Gardner'ın kitabından çıkan Beynin Halleri ve Çoklu Zeka Kuramı çok da gerçekçi bir kuram gibi değil. İlk başta 6 tane zeka türüyle ortaya çıktı. Daha sonrasında 7, 8 ve 9 oldu. Dolayısıyla bu ampirik çalışmalara dayanmıyor. Bu tür zeka türlerini net olarak belirleyebilme şansımız şu an için bilimsel olarak çok mümkün değil. Ee, bu yani noktayı, çoklu zeka teorisi Gardner'ın. Yani şu anda bence kendisinin de çoklu zeka teorisinin üzerine düşmediğini e, ve çoklu de, zeka teorisinin de çok gerçekçi olmadığını dile getirdiği bir teoriden söz ediyoruz, bir kuramdan söz ediyoruz. Hı hı. Ve bunun üzerine yazılmış binlerce makale var. Biz 1950'li yıl, yıllarına göre beynin nasıl çalıştığı ve işlediği ile ilgili belki yüzde bin gelişim sağlamışızdır. Bilim buna hizmet ediyor. Hı hı. Gerçekten çok daha bilgiliyiz. Ama hala beynin nasıl çalıştığı ile ilgili veya dilin beyinle nasıl e, öğrenildiği ile ilgili milyonda bir bile değiliz. Bunu bilebilmek lazım. Bunların hepsi teori. Ta ki diğer teoriler gelip çürütene veya ispatlayana hı hı. kadar e, burada kalma noktasında. Şimdi telaffuz olayını bir kere takmayacağız. Onu buradan seyircilerimize de söylüyorum. Dolayısıyla benim telaffuzumun mükemmel olmasına gerek yok herhangi bir yabancı dilde kendi iletişimimi sağlamak için. İkincisi gerekçemiz olması lazım. Dili neden öğrendiğimizi bilmemiz lazım ve bunu da K12 düzeyinde mutlaka öğrencilerimize tattırabilmek lazım. Ders bir İngilizce bir kere ders olarak görmemek lazım. Bunu şu anda ilkokul düzeyinde yapmaya bir parça başladık. Çünkü ilkokul düzeyinde artık İngilizce derslerinde notlandırma yapmıyoruz. Yine ortaokul düzeyinde de Artık dört temel beceriyi bazalan alan sınavlara başladık. Bu dönem başladı ve İngiliz öğretmenleri bu noktada çok büyük sıkıntılar çekiyor. Çünkü herhangi bir altyapı ve hazırlık olmadan herhangi bir sınav sistemini değiştiremezsiniz. Ve ben biliyorum ki 2-3 hafta boyunca sadece konuşma sınavlarını ayırmak zorunda kaldılar. Müfredattan da geri kaldılar. Bunu daha hazırlıklı yapabilmek lazım. Burada güzel başlangıçlar aslı itibariyle güzel adımlar yapıyoruz ama Bence İngilizce derslerini ders olmaktan çıkarmak lazım. Bunun dışında da çocuklara neden İngilizce öğrendiğini, İngilizce öğretmeye başlamadan önce verebilmek lazım. Eğer siz çocuğa bir şiar, bir gaye, bir kullanım amacı vermezseniz çocuk haliyle onu bir ders olarak görecek ve sonrasında öğretemedikçe, öğrenilmiş çaresizliği arttığı için İngilizceye karşı çok ciddi bir soğumaya geçecek. Bu soğumayı yaşatmamak lazım. Çok hevesli çocukları alıyoruz. Dile meraklı çocuklar, Aa, hoca ne söyledi ben anlıyorum vesaire bu tür meraklarını bir süre sonra maalesef söndürüyoruz bunu yapmamamız lazım diye düşünüyorum. Evet hatta bu konuyla ilgili güzel örnekler de var. İclal vardı yaklaşık 3 yıl önceki bir haber ama biz bu programda onu ekranlara getireceğiz izleyeceğiz orada kolayca dil öğrendiğini söylüyor <laughs> ve birkaç dilden de bahsediyor. Onları <laughs> konuşacağız ama önce izleyicilerimize ben soralım isterim tabii. Sorucandır, şimdi. soralım tabii. <laughs> Şöyle şimdi zaman zaman zorlanıyoruz işte okuma, dinleme, yazma, <laughs> konuşma. Hatta en çok konuşmada zorlanıyoruz. <laughs> i̇zleyicilerimize soralım, bizlere iletebilirler. En çok hangi noktada zorlanıyorsunuz? Okurken mi, konuşurken mi, yazarken mi, dinlerken mi? Bunları bize iletsinler. Biz e, onun üzerine e, hocamızla konuşalım isteyeceğim ben. Hı. Merak ediyorum çünkü gelecek cevapları ekrandaki numaralardan yazabilirsiniz cevaplarınızı yorumlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi e, tabii e, telaffuz kısmını konuşuyorduk. Hı. E, söylediğiniz Onu gibi. bence bir unutalım. Evet. Yani telaffuz değil de gerçekten iletişimimizi sağlayacak kadar İngilizce veya herhangi bir yabancı dil diyelim ve Hı. telaffuz e, zamanla daha iyi olacaktır. Ayrı bir konu. Anlaşılır bir İngilizce konuşmak önemli. Dolayısıyla telaffuzu ilk sıraya alan, öğrenme gündeminde ilk sıraya alanların İngilizce ya da herhangi bir yabancı dil öğrenme süreci çok daha fazla zorlaşacaktır. Çünkü iki tane farklı dil ailesinden gelen ve farklı ses tetimi evet. fonetiği olan dilden söz ediyoruz. Türkçe ve İngilizce babında baktığımız zaman. Bu dilin ağızdaki ses çıkaran pek çok araç yoluyla Aynı şekilde konuşulabilmesi, aynı yetiyle, aynı beceriyle Hı -hı. konuşulabilmesi gerçekten çok zor. Yani gündemimizin ilk sırasına telaffuz aldığımız zaman çok daha fazla zorluk yaşarız. Yani evet. bu iki, iki daha dört. Evet, hatta e, bununla ilgili e, o röportajı da izleyelim isteyeceğim. Olur. İclal Dağcı 15 yaşındaydı, 3 yıl önceki haberimiz ama tekrar Tabii. E, izleyelim istiyoruz o haberi. 5 dili öğrenmiş, bakalım yorumları neler, bize neler söylüyor? Ben Zlaldacı 15 yaşındayım. Kartal Anadolu Matematik Lisesi öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri dil öğrenmeye ilgi duyuyorum ve bu alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. İlkokulda İngilizce öğrenmeye başladım. Daha sonra ortaokulda bunun yanına Arapça eklendi. Eğitimin aldığım diller dışında 11 yaşında kendi başıma Fransızca öğrenmeye başladım. Bunun ardından Ocak ayında İtalyancaya, Mayıs ayında da İspanyolcaya başladım. Eğitimini aldığım dillerden en kolay İngilizceyi fakat kendi başıma öğrendiğim dillerden İspanyolcayı en kolay öğrendim. İspanyolca da benim avantajım öğrendiğim diğer dillerle benzer olmasıydı. Daha öncesinden Fransızca ve İtalyanca konuşabildiğim için İspanyolcayı bir ay gibi bir sürede öğrenmiş oldum. Dil öğrenirken bu süreci hızlandırmamı sağlayan şeyler ise dili günlük hayatta mümkün olduğunca kullanmaya çalışma. Çevremdeki çoğu insan birinin kendi başına yani bir kursa gitmeden veya bir öğretmenin rehberliği olmadan dil öğrenebileceğine inanmıyordu. Ben de Fransızca ile bunu başardım da çevremdekilere tavsiyeler vermeye çalışıyordum. Öncelikle dil öğrenmeyi sadece bir okul dersi veya bir sınav konusu olarak görmemeleri gerekiyor. Eğer böyle yaparlarsa öğrendiğimiz dilin diğer derslerden bir farkı kalmaz ve bunu çok etkili bir şekilde öğrenemeyiz. Önemli olan bizim öğrendiğimiz dili bir hobi haline getirmemiz. Bu şekilde bilen kişilerin de tavsiyelerinden yararlanarak dil öğrenme sürecimizi daha efektif bir hale getirebiliriz. Ben zaten dil öğrenmenin çok mümkün olan ve doğal olan bir şey olduğunu bilincindeyim ve insanlara mümkün olduğunca bu konuda yardımcı olmak zaten benim isteklerimden biriydi. Şu anda da bunu çeşitli şekillerde gerçekleştirmiş oluyoruz. Tavsiyelerimizi bu şekilde ulaştırıyorum. Evet. Kendisinden de aslında bizim fikirlerimizle örtüşen, az önce konuştuklarımızla örtüşen cümleler duyduk. Yani kendi başına öğreniyor. Bunu bir ders olarak görürseniz diyor, başarısı olursunuz. Diyor. Siz neler eklersiniz? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. E, kardeşimizi bir kere öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü dili öğrenmek gerçekten zor bir iş. Öyle hı hı. hani e, birçok yerde görüyoruz. Belki de sizin sorularınız arasında vardır. Bir ayda dil öğreniyoruz, öğretiyoruz. Hı hı. İşte uykuyla dil öğretiyoruz. Siz uykudayken öğretiyoruz gibi. Tırnak içinde, tırnak içinde söylüyorum bunu. Gerçekten sahtekarlık düzeyinde olan bir takım kurslar var. Bunu belirtmek lazım. Bunu isterseniz ileride de açarız. Şimdi hı hı. öncelikle kardeşimizi tebrik ettikten sonra şöyle söyleyelim. Bir kere kardeşimizin öğrenme biçimini biraz önce de konuştuk. Bir kere ilgisi var. Bir kere gayreti var. Sebatı var. Öz disiplini var. Ya böyle bir öğrenme sürecine girdiğinizde önünüzdeki engelleri görmezsiniz. Dil öğrenmek hiç kolay bir şey değil. Beş dil biliyorum diyor. Ee, Anadil seviyesinde bunları tabi e, illerle de konuşabilmek lazım. İnşallah e, misafirimiz olur, gelir e, onu da yoklayabiliriz Kesinlikle. ama beş dili Anadil seviyesinde bu kadar kısa dönemde öğrenebilmek mümkün değil bir kere. İcdelin söylediği belki belli seviyede A1 düzeyde belirli dilleri öğrenmesi. Fransızca var diyor, İspanyolca var diyor, İtalyanca var diyor. Bir dille e, ailesine... Ee, içine giren bir dili öğrendikten sonra diğer dillerde kelime yakınlıkları çok fazla artıyor. Mesela İngilizce ile e, Fransızca arasında çok fazla kelime benzerliği var. Dolayısıyla İngilizceyi çok iyi bilen, advanced düzeyde yani üst düzeyde bilen bir e, kimsenin özellikle kelime bilgisi e, noktasında e, Fransızcayı öğrenmesi çok kolay. Yani Fransızca'daki kelimelerle İngilizce kelimeler arasında çok büyük bir örtüşme var. Her zaman Almanca'da denir ama ben bunu yaşadım. Hı hı. Anadolu Lisesi'nde Almanca'da gördüm. Ama Fransızca'ya başladığında Fransızca ile İngilizce kelimeler arasında büyük bir benzerlik var. Özellikle akademik metinlerde hiçbir Fransızca görmememe ve bilmememe rağmen paragrafları çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Neredeyse yüzde seksen ve yüzde Dolayısıyla İclal de muhtemelen bir dil öğrendikten sonra aynı dil ailesinden diğer dilleri hmm. öğrenmekte bu iş biraz daha kolaylaşmış. Evet, Ama kransızcı. ana dil seviyesinde hı hı. öğrenmiş olması çok olası değil, mümkün değil. A1 düzeyinde öğrenmiştir. İşte ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, ben şunu içiyorum, şurada okuyorum gibi. Ama bunun üst düzeyinde işte... Uluslararası gündemde takip ettiğim bazı yazışma kaynaklı vesaire böyle bir cümleyi dile getirebileceğini, e, kimi dillerde zannetmiyorum. Evet, evet. Bu zor Şimdi, bir süreç. E, bu da konuşulur. Şimdi öğrendim deyince her şeyi mi öğrendi? Mümkün değil. değil. Dile Mümkün dair değil. değil. En azından kendimize ifade edecek kadar öğrendi ki bu Hı -hı. da bir e, adımdır tabii ki. Ki kendisi de e, İngilizceyi öğrendiğini, Fransızca Hı -hı. Öğrendim. İngilizce, e, İspanyolca İspanyolca öğrendiğini, İngilizce İspanyolcayı öğrendiğini söylüyor. Hatta İspanyolcayı kolay Birra. öğrendim evet. diyor. O da sonuna eklemeli bir dil ve Türkçe'ye de benzerliği hı hı. var. O noktada e, İspanyolca öğrenmek de kolay. Hatta bizim e, bir çizelgemiz de var. Onu e, ekranlara getirelim, hı hı. onu da konuşalım isteyeceğim. İspanyolca e, ve İtalyanca konusular... açısından şunu söyleyebiliriz. E, Nihat e, futbolcu kardeşimiz İspanya'da yaşadı. Çok güzel İspanyolca e, hı hı. konuşuyor sonuç itibariyle. Fatih derin belli bir dönem İtalya'ya gitti. Orada İtalyanca öğrendi belli bir yaştan sonra bu mümkün telaffuz olayına dikkat etmezsek onu ignore edersek görmezden gelirsek evet. mümkün ama şunu da bilmek lazım özellikle Fatih Terim açısından değerlendireyim İngilizce basın açıklaması yaptı Fatih Terim hepimizin belki de internette gördüğü hafif bizleri gülümseten orada özgüven kendine güven. Çok önemli bir unsur. Dolayısıyla dil veya herhangi başka bir şeyin öğretiminde kişinin kendine güvenmesi ve yapabileceğine inanması bu işin anahtarı. Bunu bilmek lazım. Özgüveni evet. olmayan, dil kaygısı yaşayan, hata yapmaktan korkan, başkalarının kendisinin nasıl konuştuğuyla ilgili dalga geçeceğini düşünen insanların yabancı dilde, herhangi bir yabancı dilde üst düzeylere çıkması çok olası ve mümkün değil. Burada ben kardeşimizi tekrar tebrik ediyorum hı hı. ama şunu unutmuyoruz. İlgi. Özgüveni de var, sebat evet. var, kararlılık var, disiplin var ve sürekli çalışma var. Bunun aşamayacağı evet, bir engel yok. Ve özellikle kendi kendine tekrar ettiğini de söyledi. Evet, evet. evet Bu evet. kısımda çok önemli, unutmamak adına. Evet. Şimdi biz o beş dile de bakacağız yine ama sosyal medyadan gelen yorumlar da var konuşmaya dair. Daha çok tutukluk olduğunu <laughs> söylüyorlar. Yani konuşma esaslı tutukluk yaşadıklarını söylüyorlar. E onların da çözümleri üzerine hı hı. E biz e sizlere bilgiler aktaracağız. Hı hı. Şimdi en çok konuşulan beş dil. E bazı kaynaklardan biz Baktık araştırdık tabii Hı -hı. ki en güncel olanları bulmaya çalıştık. Hı -hı. Birinci sırada İngilizce var. Yine ikinci sırada Çince var. Evet, Hatta Amerika'da... ben rakamları da okuyabilirim. Az çok bu rakamlar. İngilizce 1 milyar 452 milyon çekimli Hı -hı. dil grubuna giriyor. Hı -hı. Çince 1 milyar 118 milyon. Hı -hı. Hintçe 602 milyon 200 bin. Sonrasında İspanyolca var 584 milyon 300 bin ve yine 5 ve 6. sırada değişkenlik göstermekle birlikte Arapça ve Fransızca var. Bu da 274 milyon civarında. <laughs> e, bu dillerde yine işte çekimli olanlar var. Arapça ve Fransızca gibi, Hintçe gibi bunlar birbirlerine benzer dillerde aynı zamanda ama sanırım Türkçe'ye en yakın olan. Şimdi en azından şuradan hı hı. bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Çince ve Hintçeyi bu sınıflamanın biraz dışına alabilmek lazım. Hı hı. En çok konuşulan dilde haliyle Çin ve Hindistan dünyada en fazla nüfusa sahip tabii tabii ülkeler. Evet. Dolayısıyla hani de kendi kendi gerekiyor. popülasyonlarını kattığınızda hı hı. zaten başka hiç kimse kendilerinden başka dil konuşmasa bile bu sıralamaya hı hı. gireceğini düşünüyorum. Evet. Biz genellikle o Türkiye Cumhuriyetler'deki olan dillere çok yakınız. Kendi hı hı. grubumuzdan geldiği için. Dolayısıyla onları daha... Kolay öğrenebiliyoruz. Biraz önce o tutukluğu söylediniz. Ona hemen ben evet, bir e, parantez açmak verelim. istiyorum. Şimdi e, herhangi bir e, yabancı dilde ana dilimizde olduğu gibi dört temel e, ana beceri var. Hı hı. Bunlardan bazıları alıcı be beceriler. E, bu alıcı becerilerden işte e, şöyle söyleyelim okuma var hı hı. ve dinleme var. Okuma ve dinleme yoluyla beynimizi bir cephanelik olarak görürsek sürekli doldurmak durumundayız. Yani biz yabancı dil öğrenirken sürekli o dilden çeşitli kelimelere, kalıplara, gramer yapılarına deyişlere, atasözlerine maruz kalmak zorundayız ki bu cephaneliğimizde biriksin. Hı hı. Bu birikmeden bizim bizim e, produktif, üretken dil becerileri dediğimiz yazma ve konuşma olmayacaktır. Dolayısıyla önce girdi lazım ki sonra çıktı olsun. Düşünün. E, printer'a bir şey yazdıracaksınız, Word'u açmışsınız ve Word'de hiçbir şey yazmamışsınız. Yazdır butonuna bastığınızda printer'dan ne çıkacaktır? Boş bir sayfa çıkacaktır. Önce iki tane temel beceri üzerine insanların odaklanması lazım. Bunlardan bir tanesi o alıcı beceriler dediğimiz dinleme, İkincisi de e, okuma. Bu iki beceriyle beraber vakit ayrılıp buradaki cephanelik doldurduğu zaman işte üretken beceriler dediğimiz konuşma ve de yazma ortaya çıkar. Konuşmada yaşanan tutukluktan kastımız şu. Akıcılık tam olarak doğruluk anlamına gelmiyor. Akıcılık aslında bir refleks geliştirme, bir otomatikleşme. Dolayısıyla siz ne kadar kendinizi bu... Alıcı becerilerle beslerseniz ne kadar dinler ve ne kadar okursanız bu tutukluğu o kadar kolay yenebilirsiniz. Seyircilerimizin bahsettiği konuşurken o tutukluğu atabilmek için mutlaka çok fazla e, öğrendiğimiz yabancı dilden beslenmemiz lazım. Bunu da iki becerili yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi okuma, ilk emir ikra diyelim. İkincisi evet. de dinleme. Bunlar evet. da dolu olmadan Çıktı olan konuşmanın ve yine çıktı olan yazmanın gerçekleşebilmesi ve üst düzeye taşınabilmesi Hı. olası değil ve mümkün değil. Evet. Bu arada e, bahsetmişken e, izleyicilerimizden gelen yorumlar oldu. Onları da okuyalım. E, daha az kısım e, dinleme ve okumada zorlandığını söylüyor ama daha çok kısım yine yazma ve konuşmada zorlandığını Hı. iletmiş bizlere. Şimdi gelen eğer böyle bir şey varsa hemen benim söylediğime bir ekleme daha yapayım. Şimdi orada da işin içine aslı itibariyle bir... Dile maruz kalmış o zaman. Dinlemiş hı hı. bizim seyircilerimiz. Aynı zamanda okumada da zorluk yaşamıyorlar. Çünkü daha fazla okuyacaklar, daha fazla dinleyecekler ve bu bizim dediğimiz cephaneliği. Sadece benzetme yapıyorum daha iyi anlaşılabilsin diye. Akademik dilden de biraz uzak konuşmaya çalışıyorum. Ee, aynı eksende konuşabilelim diye. Bunu yaptıktan sonra eğer konuşmalarında ciddi sıkıntılar olursa telaffuzu bir kenara itiyorum. Bunun nedeni gerçekten konuşma kaygısı. Korkmak oluyor. Çünkü hmm. biz bunu K12 düzeyinde görüyoruz. Özellikle ortaokul ve lise seviyesine çıkan çocuklar da e, ve keza üniversitede İngilizce konuşmakla ilgili artık kaygılar ortaya çıkıyor. Bir sınıfın içerisinde dil konuşurken, yabancı dille ilgili herhangi bir şeyimizi aktarmaya çalışırken karşımızdakilerin bizi nasıl algılayacağı veya yanlış yapar mıyım korkusu veya ben dilde iyi değilim. Öğrenilmiş çaresizlik gibi bir takım kaygılar varsa o dilde tutukluklar da yine devam ediyor. Çünkü sınıf ortamında biri sizin İngilizcenizle dalga geçeceğini düşünüyorsanız o ortamda filtreniz monitoring deniyor buna alan yazında filtreniz çok fazla artıyor ve kendinizi geriye doğru çekiyorsunuz. Bu da bir süre sonra ben bu dili başaramıyorum. Halbuki herhangi bir öğrenme güçlüğü çekmeyen Dow sendromu vesaire gibi bir takım rahatsızlıkları olmayan bir insanın annesini, Anne kelimesiyle tırnak içinde söylüyorum anne objesini birleştirebilmiş bir insanın dil öğrenmesi aslı itibariyle mümkün ve son derece hı hı. kolaydır. Dolayısıyla bu tutukların iki tane nedeni var. Bir besleme, besleme iyiyse ikincisi kaygı düzeylerinin evet. çok fazla olması diye düşünüyorum. Şimdi besleme demişken akla sözlük de geliyor. Sözlük okuma ve kelime bilgisi onunla ilgili gelen bir sorumuz da var hemen onu ileteyim hı hı. ben izleyici sorumuzu. Merhaba hocamızı severek dinliyoruz demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Yabancı dil öğreniminde hangi kaynakları önerir? Bir sözlük okumak veya sürekli dizi <laughs> film izlemek faydalı olur mu? Şimdi onunla da ilgili ben kendi hem alan yazındaki bilgilerimden hem de tecrübemden yola çıkayım. Ben tam bir sözlük meraklısıyım onu söyleyeyim. Yani İngilizce'ye dile de merakım var ama şunu unutmamak lazım. Kendi ana dilinde. Çok iyi seviyede olmayan insanların yabancı dilde de çok iyi seviyelere çıkması çok mümkün değil. Yani Bunu vurgulamak lazım. Tam soracaktım hocam. Yani ana dilimiz son derece önemli. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey de var. E, dediniz ya hani temel seviyeyi biliyoruzdur hmm. A1, A2 hmm. vesaire hmm. ama e, orada işte o e, grameri mantığını oturtabilmek önemli. Hani hmm. bazen şu görülür işte erken yaştaki çocukların İngilizce öğreniyorlar ama Böyle sanki biraz ezber öğreniyorlar, mantığı oturmuyor çünkü grameri de tam mantığını oturtamamışlar. Bilmiyorum o motor becerilerle ilgili yaşla ilgili bir durum <laughs> da olabilir siz daha iyi açıklarsınız. Orada e, Türkçe'nin mantığını öğrendiğinizde işte cümle kurmanın, gramerin ne nereye gelecek, İngilizce'deki kısmını da öğrendiğinizde bir şeyleri kafanızda daha net ya ve kolay mi? yerleştiriyorsunuz ana dilimizden bir yabancı dili geçişte arada alan yazında e, ara dil denen bir yere geçiyoruz haliyle. Bu ara dil kullanımı önemli. Sözlüğe dönmek istiyorum. Ben tam bir sözlük meraklısıyım. Hatta vatandaş e, vatandaşlık tırnak içinde faydamız olsun diye özellikle YDS, ÜDS eski adıyla şimdiki adıyla hı hı. yine YDS ve ee, yok dil olan sınavlara yönelik olarak ve üniversite sınavlarına yönelik olarak benim bir hobim var. Bunu da matbuya da dökeceğim. İnternette LexWall diye bir site var. Evet. Bu bir sözlük LexWall yani kelime duvarı. Burada 82 bin tane e, örnek cümle var ve her gün artıyor ve sınava yönelik kelimeler var. Ben 2000 yılında İngilizce öğretmenliğine başladığımdan itibaren e, hep beğendiğim, Sınava yönelik cümleleri biriktirmeye çalıştım. Bakın 2000 şu anda 2024'teyiz hala bu sözlük çalışmasına devam ediyorum. İnternette de ücretsiz olarak hmm. e, yararlanabilirler bu, bu kapsamda. Belli bir seviyeye geldikten sonra sözlük okumak gerçekten yararlı. Ama burada yani e, dilden dile sözlükleri değil de tek dilli olan sözlük sözlükleri kullanmak daha büyük avantaj. Nedir bu kastım? Hmm. Mesela bir Longman, bir Pearson bunların sözlükleri veya Macmillan sözlükleri Türkiye'deki işte İngilizce, Türkçe ya da Türkçe, İngilizce sözlüklerden çok daha değerli. Neden değerli? Çünkü dilde nüanslar vardır. Kelimede nüanslar vardır. Mesela İngilizce açısından birkaç kelime söyleyeyim. Degrees, divindle, curtail, cutback, prune, ebate Bunların hepsi azaltmak anlamındadır ama hı. kimi işte bizim e, işte enflasyonun azalması, kimi fırtınanın dinmesi, kimi saç kırıklarının e, alınması, kimi Yan ağacın anlamlı. budanım. Bu nüansları Kelimeler. bilmedikten sonra, dilin içine girmedikten sonra bunlar e, çok e, evet. önemli şekilde katkı vermiyor bize. İkinci e, şey vardı o da herhalde dizilerle ilgiliydi. Hı hı. Şimdi bazı özellikle Z jenerasyonu dediğimiz kitle teknolojiye çok alışkın ve Diziler seyrediyorlar, filmler seyrediyorlar ve orijinal dilinde seyrediyorlar. Bazen altyazılı bazen altyazısız izliyorlar ve aynı zamanda e, video oyunları oynuyorlar bu gençler. Ve video oyunları strateji oyunları olduğu zaman burada çeşitli taslar görevler veriliyor ve öğrenciler gerekçeleri olduğu için oralardan kapabilirler. Ama şunu söylemek lazım sadece dizileri izleyerek belli bir dönemden sonra yabancı dili öğrenmek mümkün mü çok olası değil. Çünkü dizilerdeki e, o İngilizceyi anlayabilmek için de belirli bir altyapınızın olması lazım. Yani sizin seviyenizden buna girdi kalitesi deniyor. İşte alan yazında yine I plus one veya compelling input deniyor. Sizin kendi seviyenizden çok üst düzeyde gramer yapılarının, işte cümlelerin, kelime dizgilerinin olduğu bir diziyi sabaha kadar da seyretseniz Dil gelişimi açısından çok fazla bir şey Kulak olmaz. Kulak karşına alıyor da mı olmaz? Yani belirli cümle tekrarları varsa en azından. Servan Hanım şunu söylemek lazım. Biraz sıradışı söylüyoruz herhalde. Şimdi şu stüdyoda yan taraftan bir ses geliyor olsa Hı -hı. bu sesi biz anlamlandırabiliyorsak bu ses bizim için kıymetli ve bir girdi olabilir. Hı -hı. Ama bu sesi anlamlandıramıyorsak bu ses sadece bizim için bir gürültüdür. Demeye çalıştığım şey bu. Hı -hı. Dizi filmlere maruz kalarak, podcast'ler izleyerek, filmler izleyerek, müzik dinleyerek telaffuz, sesletim veya o dile hakim olunabilir mi? Olunabilir ama söylenilen dizde geçen cümleler, kelimeler, işte atasözleri, deyimler, hız bunlar bizim kendi seviyemizin çok çok üzerindeyse bunu yapabilmek çok mümkün görünüyor. O yüzden ben bile ben bile kendi yani çok ciddi bir dil serüvenim var benim meraklıyım. Zaten alandayım. İngilizce öğretmenliği yapmışım. İngilizce okutmanlığı yapmışım. Yaklaşık 8 sene İngilizce öğretmenliğinde öğretmen yetiştirmişim. Dolayısıyla şu anda bile benim telefonuma baktığınız zaman okuma ve dinleme dosyalarım var. Oradan her gün gündelik olarak okuyorum. Dinleme yapıyorum. Niye? Taze kalabilmek için. Dolayısıyla ben anlıyorum ve kendi seviyemin üzerinde şeyler dinlemek gibi bir şey benim için geçerli değil. Ama düşünsene seviyem çok az ve ben tutup internetten indirdiğim bir filmi veya izlediğim bir Netflix'ten bir şeyle izliyorum ve bunu İngilizce izliyorum. Seviyem çok düşükse o diziyi takip edebilmem, o dizden bir şeyler kazanabilmem mümkün. Değil. Ancak şu yapılabilir: dakikalık segmentlere ayırıp, onlar analiz edilip burada bu dendi, burada bu dendi şeklinde küçük küçük notlar alınır ve bunlar üst üste konursa çok faydalı. Yoksa temel bir İngilizceyle, yani dipteki bir İngilizceyle tutup bir İngiliz Amerikan dizisini e, izleyip oradan İngilizce ya da Amerikanca tabiri caizse öğrenebilmek çok olası değil. İnsanlar kendilerini kandırmış olur ama segmentlere ayırır. Hı hı. Amacı dizi izlemek değil de onu öğrenmek olursa bu çok daha faydalı bir yaklaşımdır diye düşünüyorum açıkçası. Evet e, dinleme noktasında da ve dinlediğini anlama noktasında aslında bahsettiğimiz biraz da orada da zorluklar yaşanıyor. Yani o sanırım biraz da e, temel seviyelere hakim olamamakla hı hı. ilgili. Şimdi e, dinliyoruz. İşte sanki bizim konuştuğumuzla dinlediğimiz farklı geliyor. <laughs> Biri daha hızlı geliyor, kaçırıyoruz araları falan. <laughs> Orada neler önerirsiniz? Ya bunu kaba tabirle şöyle söyleyeyim söyleyelimle, bu dil telaffuzu çok değişik olan bir dil. <laughs> Sonuç itibariyle bu telaffuza aşina olabilmek için sürekli kendi seviyemizi giderek artırarak dinleyebilmek lazım, dinleme alıştırmaları yapabilmek lazım. Burada kaliteli İngilizce girdi olabilmesi lazım dinleme açısından ve kitaptaki İngilizce ile dışarıda konuşulan sokaktaki İngilizce çok farklı. Yani sen bir present perfect tense olarak şunu öğrenebilirsin. I haven't seen you for a long time. Where have you been? Hı hı. Ama Amerika'ya gittiğinde long time no see'yi görebilirsin. Ve bu senin bocalamana sağlar. Dolayısıyla textbooklardaki yani İngilizce öğreten kitaplardaki İngilizce ile dışarıdaki İngilizce farklılık olabiliyor. Burada işin içine derlem giriyor. Derlem tabanla hazırlanmış kitaplar, İngilizce kitaplar veya Almanca veya Fransızca kitaplar dil öğrenenlere yönelik gerçek dilin konuşulduğu o İngilizceyi, o Almanca'yı ya da o Fransızca'yı verebiliyor. Derlem dediğimiz şey ise o dildeki muazzam bir veri setinin yazılı ya da e, ne diyelim sesin tekrardan yazıya dönüştürmesi yoluyla veri tabanı oluşturması. Yani biz şunu söylüyoruz. Mesela öğrencilerimize passive voice diyelim bir yapıyı anlatıyoruz. Siz de bunu gördüğünüz dil derslerinizden az çok hatırlıyorsunuz. Sizin üzerinize gelmeyeceğim bu sefer. <laughs> Tahtayı öğretmenim yazdı. Şunu yazdı diyelim ki. I'm drinking a glass of water. Ya yani bir bardak su içiyorum. Hadi bakalım bunun İngilizcesini, pesivini yapalım. Sonuçta kuralı öğretiyor öğretmen. İngilizceyi yazıyor tahtaya. Diyor ki object başa alınır. Öyle değil mi? E, a glass of water diyor. Tamam. Buradan sonra formüllizasyonu. Aa ben şimdiki zamanda ne yapacaktım? Emizar artı işte being artı verb tree. A glass of water is being drunk. Agent lazımsa buy me. Yani işte çay veya su benim tarafımdan içiliyor. Ya sizin bunu ana dilde görme şansınız yok. Amerika'da bir kafeye gittiniz, İngiltere'de bir kafeye gittiniz ya da burada arkadaşlarınızla yabancıların olduğu bir ortama gittiniz ve lavaboya gidip geldiniz ve birisi sizin bardağınızdan su içiyor olduğu zaman aa o bardaktaki su benim tarafımdan içiliyor diye bir şey duyamazsınız. Evet, Dolayısıyla evet. <laughs> burada burada doğal dili derslerimize taşımak önemli. Burada da derlem derleme dayalı materyallerin kullanılması çok daha önemli. Çünkü biz Bence, var olmayan bir evet. dili öğretiyor olabiliriz. Evet. İşte orada kaçırıyor olabiliriz. E, o şekilde öğrendiğimiz zaman cümle kurarken de belki yeni başladığımız zamanlar işte düşünüyoruz tek tek. Onu oraya yerleştir özne fiil işte hı 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 ekle sonuna hı hı. gibi gibi düşünüyoruz ama iyi bakıyoruz ki onlar konuşurken bunları pek de kullanmıyorlar <gülüyor> <gülüyor> gerçek manada orada biraz daha konuşma dili devreye giriyor şimdi biz ben geliyorum diyebiliriz. Geliyorum diyoruz evet, değil mi evet. daha kolay olması açısından? Şimdi e, bu derlem önemli bir şey gerçekten. Bizim ders kitaplarımıza da bu derlem tabanlı e, materyal olarak bakılabilmesi lazım. O yüzden doğal dili sınıflara e, gerçekten taşıyabilmek lazım. Bir de hı hı. E, konuşma diliyle yazı dili çok farklı şeyler. Bunu bilebilmek lazım. Dolayısıyla e, ikisini dengede tutabilmek amacıyla hem konuşma diline hakim olabilmek için dinlemeyi bol yapabilmek ve pratik yapabilmek ve dile kendimizi maruz bırakmak lazım. Ama öğrencilerimizin zaten en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Okuldan çıktıktan sonra dille ilgili yapabilecekleri çok bir şey kalmayabiliyor. Hı hı. Burada bilinç aşılamak en önemli şey. Yani bir gerekçe verebilmek. Hep başından beri vurguluyorum. Ben niye İngilizce öğreneyim ki? Benim bir amacım olması lazım. Dil öğretiminden önce dilin neden öğrenilmesi gerektiğiyle ilgili çocuklara bu algıyı verebilmek lazım. Bu şiarla yola çıkabilmek lazım. Aynı zamanda Kramşın dediğine göre bir dil öğretmeni bir kültür öğretmenidir. Kültür öğretmeni dil öğretmenidir. Siz dille beraber aslında kültürü de veriyorsunuz ve bu kültürü verirken de çok dikkat edebilmek lazım. Kendi kültürünüzden uzaklaştırmamak lazım insanları. Burada e, dil öğretmenlerinin de hassas bir dengede olduğunu ve bu noktada da çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyelim. Konuşma diliyle ben şuna inanıyorum ya biz e, millet olarak zeki bir milletiz. Hı hı. E, yani çareler arıyoruz e, dil öğrenmeye yönelik olarak ama burada en büyük çare bir amacımız olacak şiarımız olacak. Neden öğrenmemiz gerektiğini bileceğiz. Sonra da sonra da azim, sebat, kararlılık. Dil öğrenmek uzun bir süreç. Yani bir ayda dil öğrenilmez. Uykuda dili öğrenilmez. Bu tür reklamlar vardır. Bunlara kanmamak lazım. Onları evet evet. Onları da konuşalım tamam. isteyeceğim hocam. Tamam. Bir ayda dil öğrenmek mümkün mü? Başlıklarını görüyoruz tamam. çok fazla. Bunlar ne kadar gerçekçi ya da gerçekçi olsa da e, girişi giriş manasında mı yani bir giriş mi yapmış oluyoruz dille sadece? Ben şöyle Tabii çok ki... ciddi örnekler vereyim orada Selma Hanım. Şimdi e, İstanbul'da da bir takım kurslar var. Hatta bu kursların maliyetleri, e, bir haftalık kursun maliyeti 30 bin liralara denk. Hızlandırılmış, yani. kurs, Hızlandırılmış kurs, gibi. Burada şöyle yapılabiliyor. Ben materyallerine de baktım. Bir arkadaşım hı hı. E, gitti, bir doktor arkadaşım gitti. Bir hafta boyunca sizi bir kursa alıyorlar bir oteldesiniz. İngilizce dışında, İngilizceyi baz alıyorum gene. İngilizce dışında bir şey konuşturmuyorlar. Yani o bir ayı 3 ay gibiymiş gibi düşünün. Dolayısıyla 10-15 saatlik bir dili maruz bırakma var. Hem sınıf içinde hem otelde kaldığınız konaklama alanında. Fakat neyi ne kadar öğretiyorsunuz? Burada bir ayda ben de dil öğretirim. Ama ne kadar öğretebileceğim çok büyük bir soru Hı. işareti. Tam manasıyla sizin bütün dertlerinize deva olacak bir yabancı dilin bir ayda öğretilmesi mümkün değil. Bunu bilebilmek lazım. Dünyada bir dili çok kolay öğrenebilen makul örnekler var. Yani bunlar sıra dışı insanlar. Ben televizyonda izlemiştim. Bir haftalık bir zaman diliminde İzlanda'cayı öğreniyordu tabiri Hı -hı. caizse. Bir hafta ama bu çok sıra dışı bir insandı. Genel artere baktığımız zaman bir dili bir ayda süper seviyede, ana dil seviyesinde, ana dile yakın seviyede, advanced düzeyde ya da Hı. intermediate düzeyde öğrenebilmek Hı. çok mümkün değil. Bu kurslara bakarken bu kursların amaçlarını iyi süzebilmek lazım. Para tuzakları. Bunun ikinci versiyonunda uyurken. Tamam orada kalalım mı uyurken? Öyle mi? Araya bu mı kısımda gideceğiz? kalalım. Tamam kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar birlikteyiz. Eğitim atölyesi devam ediyor. Yabancı dil eğitimindeki sorunları ve çözümleri konuşmaya çalışıyoruz. Dil öğrenmekte zorlanıyorsanız, bu işi bir türlü kavrayamadım ve bir türlü tamamına erdiremedim. Öğrendiysem de unuttum ve yarıda kaldı diyorsanız bizi izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ee, bir ayda dil öğrenir mi demiştik hocam. Hı -hı. O kısmı anlattınız. Hı -hı. Ee, çok daha farklı bir kısma geçtik uykuda. Uyku. O kısımdan devam edelim miyiz? Vallahi e, uykuda... E gerçekleşebilecek bir takım şeyler vardır. Beynin aktif olduğu söyleniyor ama hı hı. şu anda bizim bir dil öğrenme veya matematik öğrenme, fizik öğrenme, kimya öğrenme, tarih öğrenme gibi dinleyerek bir takım ses dalgaları kullanarak bunun uyku aracılığıyla devam ettirilmesi şu an için olası ve mümkün değil. Bilimsel olarak böyle bir çalışmada yok açıkçası. Bununla ilgili e, satış yapan internet siteleri var. Çok da ciddi paralar alıyorlar. Hı. Siz uykudayken İngilizce öğrenin, siz uykudayken Almanca öğrenin. Bir takım işte kanallar vesaire kullanabiliyorlar. Uykuda şu anda dil öğrenmek mümkün değil. Sadece uykudayken paranız gider. Bu kadar basit o materyalleri verdiğiniz paralar gider. Şu anda mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Yani uykudayken tam bir bilinç düzeyi açık olmadığı için dinlediğiniz ben de dinliyorum. Yani yatağa yattığımda mutlaka kulaklığım oluyor. Ve özellikle... Dil öğrenme sürecim taze kalsın diye. Çünkü konuşmadığınız zaman gidiyor. Geldiğinden daha çabuk gidiyor. Sürekli maruz bırakmak lazım kendinizi. Ne bileyim NPR'dan Hidden Brain programını dinliyorum. Kera kanalından Welcome to Think. Think diye bir program var onu dinliyorum. Onun dışında How Happiness Hacks diye bir program dinliyorum. Kuara okuma telefonumda ayırmışım. Kuara'dan metinler okuyorum. İşte Medium'dan metinler okuyorum. Sürekli İngilizce ile kendimi haşir neşir bulaklıyorum ki gitmesin. Yoksa... Hı hı ilgilenmediğiniz şey gider. Dil öğrenmeyi bir spora benzetebiliriz aslı itibariyle. Yeni bir spora başlıyorsunuz. Haliyle ilk başlarda kaslarınız ağrıyacak. O sporun gerektirdiği hareketleri yapamayacaksınız. Ama bir süre kondisyon kazanıyorsunuz. Kaslarınız gelişiyor. Evet. Ve bu sizin pratiğinizde, düzenli pratiğinizde, öz disiplinizde ve zaman ayırmanızda oluyor. Dolayısıyla dile zaman vakfetmek lazım. Kim diyorsa ki çok kısa zamanda dil öğrendim çok kısa zamanda dil öğreteceğim burada ciddi sorunlar var demektir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü dil öğrenme meşakkatli bir süreç, dil öğrenmek zaman alır. Kendi ana dilimizde bile ana dil gelişimini ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi dil öncesi. Sonrası da Dilsel evreler, dil öncesi dönemde genellikle ağlama agus sesleri ve mırıldanma var. Diğer dönemlerde ise, e, dilsel evrelerde ise genellikle tek sözcük, tek tümce, öbek, ikili sözcükler. Yani burada ana dille, yabancı dil öğrenimi arasında bile bir takım farklılıklar var. Bir silent period dönemimiz, hı hı. yani sessiz kalma dönemimiz var. Çünkü bir öğretmenin öğrettiği bir konuyu yarın çocuktan beklemesi mümkün değil. Çünkü içselleştirmesi lazım. Biz milli eğitimde bunu biraz aceleye getirmeye, müfredatı çok kalabalık yapmaya çalışıyoruz. E, göreceli göreceli benim e, görüşüm o özen gösteriyoruz aynı zamanda İngilizce öğretmenlerimizin işi gerçekten çok zor. Bunu bilmemiz lazım ve Türkiye'de dil öğrenememe gibi bir durumu sadece İngilizce öğretmenlerimizin üzerine yüklemek çok büyük bir hata. Çünkü yeterli imkan destek verildiği zaman çok daha fazla şeyler olabilir. Sınıflarımız 30 40 50 kişilik 2 saatlik 4 saatlik derslerle bunun ders olarak görülmesiyle dil öğretemeyiz biz. Dolayısıyla bizim burada şunu bile ayırt edebilmemiz lazım. İngilizce öğretmenliği yani eğitim fakültelerindeki İngilizce öğretmenliği bölümlerine baktığımızda oradan mezun olan öğretmen adayları, öğretmen olan adayların çocuklara dil öğretimi, yani anaokullarında çalışabilirler, ilkokullarda çalışabilirler, ortaokullarda çalışabilirler, e, liselerde çalışabilirler. İşte e, öğretim görevliliği yapıp üniversitelerde ders verebilirler. Yetişkinlere, ya bunların hepsi ayrı konseptler. Pedagoji farklı bir şey, androgoji, yetişkin öğretim farklı bir şey, geregoji yani yaşlılara öğretim farklı bir şey. Dolayısıyla bu dil e, öğrenmekle öğretmekle ilgili bizim İngilizce öğretmenliği fak, e, bölümlerinde bile ya tabaşından ya da 1 iki sene sonra çocuklara yabancı dil öğretimi veya yetişkinlere yabancı dil öğretimi gibi bir branşlaşmaya da gidilmesi lazım. Çünkü ikisi çok farklı konseptler. Biz bir öğretmenden her şeyi bekliyoruz. Çocuklara da yabancı dil öğretebilir, öğretebilir. ergenlere de, yetişkinlere de. Ama bunlar gerçekten çok farklı şeyler olduğu için burada biraz daha uzmanlaşmaya gidebilmek lazım. Aynı tıp fakültesinde olduğu gibi belirli ortak derslerden sonra... İşte onkoloji, nöroloji, gastroenteroloji ayrıldığına göre İngilizce öğretmenliği bölümlerinde de belli derslerden, ortak derslerden sonra çocuklara, ergenlere ya da işte yetişkinlere Hı. dil öğretimi noktasında evet. ayrışmak <laughs> gerekiyor diye naçizane düşünüyorum. Evet bu noktada yine erken yaşta İngilizce öğrenimi de konuşalım isteyeceğim ki gelen sorularımız da var. Onları da cevaplayalım bu sırada. Hı hı. E, yine hatırlatalım. Merak ettiğiniz soruları ekrandaki numaralardan bize iletebilirsiniz. Program boyunca cevaplıyor olacağız. Şimdi yine bir izleyici sorumuz daha var. E, merhaba demiş izleyicimiz. Çocuklar interaktif oyunlarla dil öğreniyorlar. Bilgisayar oyunları yabancı dil öğreniminde etkili midir? Hocamızın görüşlerini merak ediyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Kesinlikle etkili. Çünkü hı. Orada Programın başından beri sürekli tekrar ediyorum ee, evet. ve yine de tekrar etmeye devam edeceğim. Dil öğrenmek ilgi ve merak gerektirir. Herhangi bir öğrenme kısmında olduğu gibi. Dolayısıyla çocuk o video oyunlarını oynarken bir kere ilgiyle giriyor. Benim de 12 yaşında bir oğlum var ve o da çok fazla oyun oynuyor. Hı hı. Ve dolayısıyla oyunlardan öğrendiği bir İngilizce var. İnşaat, pardon makine mühendisi bitiren bir yeğenim var benim ve o da çok fazla oyuna düşkündü. İstanbul Teknik Üniversitesi hemen okula başladığı anda çok ciddi bir İngilizce eğitimi almamış olmasına rağmen Hazırlığı atladı. Bunun nedeni strateji oyunları oynamasına bağlıydı. Biraz önce bahsettik ki oradaki görevler taslar için çocuk orada verilen İngilizce bir görevi anlayabilmek için gidiyor internetten araştırıyor, çevirtiriyor, anlamaya çalışıyor ve bunu istekle yapıyor, bunu ilgiyle yapıyor. Eğer bu ilgi istek varsa tabii ki video oyunlarından da e, yabancı dil gelişimi bu Almanca olur. Genellikle İngilizceden <laughs> konuşuyoruz çünkü bizim Kanayan yarımız özellikle İngilizce Lingua Franca olduğu için ben seyircimize e, sorusuna pozitif yaklaşıyorum ama burada e, dengeyi gerçekten kurabilmek lazım videonun eseri oyunların eseri evet, yapmadan evet. strateji Kesinlikle. oyunları oynatarak İngilizcenin yoğun olarak kullandığı bir takım oyunlardan çocuk çok daha fazlasını okuldan daha fazla yani ben şunu e, ikna olmuş durumdayım hemen hemen 12 yaşımdan beri İngilizce öğrenen ve öğreten biri olarak e, ikna olmuş durumdayım Dil öğrenmek kişisel bir öğrenme yolculuğu. Bunu bir bilebilmek lazım. İngilizce öğretmenleri sadece kapı açarlar ve eşlik ederler belirli bir noktaya kadar. Ondan sonra hobiye dönüştürdüğümüz zaman, ilgimiz olduğu zaman, merakımız olduğu zaman, bir amacımız olduğu zaman ben Herhangi bir yabancı dilin çok daha öğrenileceğini düşünüyorum. Burada da video oyunları çocukların eğer yoğun bir dil kullanımı varsa kendi merakından kaynaklı, ilgisinden kaynaklı. Çünkü seviye açmak istiyor. O görevi tamamlaması lazım. Tamamlayabilmesi için de o görevin anlaşılıyor olabilmesi lazım. E bunu da kendi yaptığına göre bir süre sonra o bağlamlar, o konteksler kendine çok tanıdık geliyor. Biraz önce ben yeğenimden bahsetmiştim hazırlığı direkt atladı ve ciddi bir İngilizce bilgisi olmamasına rağmen formal olarak informal yollardan öğrenmek gerçekten önemli. Çünkü orada çocuğun ilgisi, isteği çok daha fazla hmm. olduğu için e, sınıftaki kaygılarını yaşamadan, sınıftaki ilgisizliği tatmadan orada kendi ilgisiyle, kendi sebatıyla öğreniyor. Son derece etkili bir yöntem diye düşünüyorum açıkçası. Evet. E, tüm bunları konuşalım ama kısım kısımda gidelim isteyeceğim yine. <laughs> e, bu dil öğrenme sürecindeki zorluklar neyden kaynaklanıyor tam olarak? Biraz sanırım e neyden kaynaklandığını da zaman zaman anlamayabiliyoruz. Orada da sıkıntılar çıkıyor. En azından nerede eksiğimiz olduğunu bilirsek ona göre bir yol alabiliriz. Hı hı. Dil öğrenmedeki zorluklar hı hı. mesela fonetik zorluklar var. Yeni bir dilin seslerine alışık olmamak. Burada bu dinleme kısmınızda lisinlikte hı hı. bir problem oluşuyor değil mi? Tam hı hı. o aksanları dinlemede. haliyle farklı bir e, müzikten bahsediyorsunuz. Yani Almanların Almanca konuşması, İngilizlerin İngilizce konuşması, Türklerin Türkçe konuşması bunların tınırlarına baktığınız zaman çok farklı. İngilizce daha da farklı bir dil. Dolayısıyla ses setimi çok farklı. İngilizce bazı kelimelerin yutulduğu, böyle söyleyelim daha iyi anlaşılması için bir dil. Dolayısıyla yazıldığı gibi tabiri caizse diyelim okunmayan bir dil ama nispeten %80 %90 bu sesletimde kuralların olduğu biliyoruz. Dolayısıyla fonetik bizim için çok ciddi bir şey. Aynı zamanda bu fonetik sesletim açısından, yani bizim o dili sesletmemiz açısından da çok büyük zorluklar yaşatıyor. Çünkü biz dilimizde kendi dilimizde o seslere sahip olmadığımız için o sesleri çıkarma noktasında çok zorlanıyoruz. Bu çok büyük bir pratik gerektiriyor. Ama ben şunu söylüyorum yani. Okay, today we're gonna deal with how we can learn English and to put some order into a confusingly many sided issue. Yani bunu bu şekilde telaffuz etmeye gerek yok. Today uh, with uh, Selva hanım we will talk about. Ya böyle de konuşabiliriz. Yani önemli olan bu refleksi sağlayabilmek. O yüzden sesletimi biraz sonlara bırakmak lazım. Sesletimin telaffuzun en iyi şekilde verileceği yerler aslı itibariyle erken dönemde e, başlamak. Ağaç yaşken eğilirden başlıyoruz. Zaten erken dönemde başlatmamızın sebeplerini biraz önce programın ilk Bu, seansında evet. söylemiştik aslı itibariyle. Çocuklar katılmaya istekli bir kere. Evet. Dil Bu, öğrenmeye meraklı. Burayı biraz merak daha açacağız tabii hocam şimdi. Ee, orada motivasyon arıyor. Tabii ki tabii ki hata hata yapmaktan korkmuyor. Yani var. ilkokulda bir çocuk İngilizce'de bir telaffuz hatası yaptığı zaman arkadaşları gülse de bunu umursamıyor. Ama ortaokul ve lise düzeyine üniversite düzeyine çıktığı zaman bunlar çok daha fazla oluyor ve korkular, kaygılar ortaya. Kaydının olduğu bir ortamda öğrenme Hı -hı. olmaz. Dolayısıyla biz çocuklara neden erken yaşta dil öğretmeye çalışıyoruz? Bir kere fonetik ve sesletim çocuklar açısından daha kolay. Çünkü e, bu sesletim aygıtları hala estek Dolayısıyla çocuklara erken yaşlarda İngilizce veya herhangi bir yabancı dil öğretmenin en büyük avantajlarından bir tanesi telaffuz ve sesletim noktasında çok başarılı olma eğiliminde olmaları. Siz 30 yaşında da herhangi bir dili çok akıcı biçimde öğrenebilirsiniz ama sesletim ve de telaffuz açısından bu çok mümkün olmayabilir. Akıcılıkla telaffuz ve sesletim açısından iyi olabilmek çok farklı konseptler. Evet. E ee, bu daha çok dinleme ile dedik Şimdi ve konuşma ve konuşmayla ilgili sıradakine bakalım. Gramer zorlukları. <laughs> burada biraz daha erken yaşta mı zorlanıyoruz gramer zorluklarında yoksa belli bir yapıyı çözdükten sonra Şimdi şöyle eee burada, burada öğrenmede ve uygulamada zorluk. Dünyada çekiliyor dünyada bu e, aslında çok da üzerinde durulan bir şey. E, doğal bir dil öğrenim süreci var. Bu hem ana dil için hem de hedef dil için geçerli. Dolayısıyla bizim de innate bir kapasitemiz var. Yani doğuştan gelen bir dil yeteneğimiz, dil aygıtımız var. Biz dünyadaki dilleri, herhangi bir dili, ana dili ya da hedef dili bunlar yoluyla öğrenebiliyoruz. Bütün dillere baktığımızda her ne kadar birbirinden ayrılmasına rağmen ortak olduğu alanlar var ve bundan yararlanabilmek lazım. Şimdi gramere ilk başta çok fazla vurgulayarak öğretmeye çalışırsak özellikle erken dönemlerde bu çocuğun mekanik olarak dili öğrenmesine yol açar. Aslında çok ağır bir gramer öğretimi çocuğun özellikle ve özellikle konuşma becerisini sekteye yaratandır. Çünkü ne kadar fazla yoğun olarak gramer öğretirseniz ekresi önemlidir. Yani dili doğru gramer kurallarına göre konuşmak önemlidir. Ama siz verdiğiniz dil eğitiminin %70'ini %80'ini gramer odaklı bir anlayışla yaparsanız... Çocuğun kafasına bir takım şablonlar koyarsınız ve çocuk bu şablonların dışına çıkamaz. Dil konuşmak bir yaratıcılıktır. Türkçede bile yani şu anda zarf nerede, zamir nerede demeden beynimiz bize hizmet ederek şu anda Türkçe konuşabiliyoruz. Bunu diğer dilde sağlamak için gramerle diğer beceriler arasında, gramer bir alt beceri tabii ki, diğer beceriler arasında çok ciddi bir denge kurabilmek lazım. Çocuğun çok erken dönemlerinde çok esaslı yoğun bir gramer öğretimi yapmak aslında gerçekten bir tezat. Çünkü dil öğrenimini sekteye uğratabilir. Daha erken yaşlarda çocuğa biraz daha ee, kelime grupları öğretebilmek lazım. Tek kelime öğrenmek de e, bir avantaj değil. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Yine derlemden yola çıkarak vereyim. Mesela çok klasik bir sorudur bu. Yani bin kelime öğrenmek mi kolay İngilizce'de yoksa beş bin kelime öğrenmek mi? Mantıken matematik yaptığımızda haliyle bin kelime öğrenmek daha kolaydır. Evet. Ama öyle değil. Beş bin kelime öğrenmek daha kolaydır. Akıcılığınıza daha fazla katkı verir. Bunun nedeni şu. Biraz önce increase kelimesini so söyledim size. Evet. Increase ile ilgili kalıplaşmış bir takım o eş dizimsel sözcük dediğimiz sözcük şeklinde ezberlemiş öğrenmiş olsa idiniz çok daha fazla cümle çıkabilirdi. Burada hemen örnekler vereyim. Yani biz demand kelimesi talep etmek anlamında bir kelime veya talep anlamında bir kelime. Bu kelimeyi demand olarak öğrendiğimizde sonra schedule, task diye farklı kelimeleri de öğrendiğimiz zaman birisi görev, birisi gündelik hayatımızdaki programımız. Bunları ayrı ayrı öğrendiğinizde beyin de ayrı ayrı yerlere koyuyor. Beyni bir kütüphane olarak düşünün. Orada tasdifleme yapıyor beyin. Biraz önce öğrenmenin nasıl oluştuğundan bahsettik gruplama yoluyla. Siz eğer ayrı kelimeleri, kelimeleri ayrı ayrı öğrenirseniz dil bir otomatikleşme işi dedik. Bu hı hı. otomatikleşmeyi maalesef dil sağlayamıyor. Ama siz demanding task, demanding schedule gibi yani zor görev, zor bir program gibi birleşik olan kelimeleri, eşsizimsel sözcükleri öğrendiğiniz zaman otomatikleşmenize fayda sağlıyor. Yani aynı yerden çekiyor. Siz ise İngilizceyi buradan çekiyorsunuz, başka hı hı. bir kelimeyi buradan, başka bir birleştirmek çok daha zor oluyor. Şimdi bir şeyden daha bahsedeyim. Dil öğrenme zorlukları açısından. gramer zorluklarında şunu biz yaşıyoruz. Ülkemizde gerçekten iyi bir öğretmen eğitimi var İngilizce öğretmenliği açısından. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Pek çok akademisyen arkadaş bu alanda çalışıyor, eserler veriyor ve İngilizce öğretmeni yetiştiriyorlar. Ha kopukluklar, negatif durumlar olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama şu var. Gramer öğretimi aslı itibariyle öğretmenin kaçış noktası ve en kolay yol. Çünkü tahtaya bir gramer kuralı yazdığınız zaman öğrenciyi onunla ilgili binlerce soru sorabilirsiniz. Binlerce egzersiz yaptırabilirsiniz. Hı. Bu çok, çok hazır. Dinleme öğretimi, konuşma öğretimi, öyle değil mi? E, ve yazma öğretimi bunlar çok daha zor. Ben e, belli kısım İngilizce öğretmenlerinin gramer odaklı, e, mesela biz ee, i̇lk öğretim, e, İngilizce e, öğretim programlarına da baktığımız zaman, orta öğretim programlarına baktığımız zaman gramerle ilgili çok fazla bir şey yoktur. Ama bunun sahadaki yansımasına baktığımız zaman hangi okula gidersek gidelim gramer odaklılık esastır. Dolayısıyla öğretmenlerin de kendini biraz kolaya kaçıp gramer odaklılık bir yaklaşımla İngilizce öğretiminden koruması lazım, sakınması lazım. Öğretim programında olmayan bir şeyle bakıyorsunuz ders programına yüzde seksen gramer odaklı. Kastettiğim, Kastettiğim oydu aslında yani özellikle küçük yaştaki çocuklar grameri de algılamakta zorluk zor, çekebiliyor zor, zaten zor. oradan başladığı zaman. Çünkü mantığını oturtamıyor. Daha Türkçenin gramerin yapısını mantığını oturtamamış. Orada farkında olmadan Onun öğretim vardır. Olacak. Dolayısıyla gramer öğretirken sen burada evet arkadaşlar buraya ing gelecektir, buraya m gelecektir, buraya iz gelecektir şeklinde öğretirsen Orada çocuğun... Ez, bunu ezberci oluyor. Ezberci oluyor, çocuk. çocuğun algılamasında zorluklar oluyor. Bir de mekanik bir dil oluşturuyor. Siz biraz önce dediniz ya hı hı. ben şunu nereye koyayım? Ay, bunun bundan sonra ne geleceği. Evet, Siz grameri geçirir. bu kadar odak noktasına oturtursanız dilin haliyle bizim filtrelerimiz çok daha fazla çalışacaktır. Dolayısıyla özellikle erken yaşlarda gramer öğretimi diye bir şey sadece e, çaktırmadan, farkında olmadan öğretilir, cümleler içerisinde öğretilir, bağlam içerisinde öğretilir ve explicit bir instruk e, 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 yani instruction yapılmaz. Yani açık bir gramer öğretimi yapılması çocukların öğrenmesiniz aslında fayda değil, zarar getirir, ket vurur. Bunu söyleyelim hemen. Evet. E Yine sözcük öğrenme zorlukları var. Az önce de bahsettiniz işte bir kelime kullanıyoruz. Onun yan anlamları var. Tıpkı Türkçe'de olduğu gibi biz e, Türkçe'de dağarcığımız daha geniş olduğunda daha farklı cümleler kurabiliyoruz. Hı hı. Aynı şekilde yabancı dilde de bu geçerli. Hı hı. Farklı anlamlarını bildiğinizde o aşinalık hı hı. çağırıyor değil hı hı. mi? Örneklerini de verdiniz. Yeni bir dilin sözcüklerin anlamlarını öğrenmek. Hı hı. ya Burada aslında mesela çok fazla şey var, materyal var. Telefon üzerinden İnanılmaz. de işte. Ezber mesela işte hesap ödeme, işte belirli kalıp cümleleri var değil mi? <laughs> Öğreniriz oradan. <laughs> ya da işte garsondan bir şey isteme gibi gibi ya yani buralardan başlatırlar telefondaki uygulamalarda bunlar vardır. Ee, burada buradan kaçılıyor mu bilmiyorum ama yani sanki buradan öğrenmeye çalışılıyor İngilizce gibi böyle kelime kelime ama dediğimiz gibi onları bir araya getirme noktasında <laughs> biraz e, dizilimsel şimdi, bir sıkıntı yaşanıyor gibi. Şimdi şöyle e, biraz önce bahsettiğin şey... E, Functional Language Learning, e, bu da farklı bir segment aslı itibariyle. Dolayısıyla bunu genellikle e, English for Specific Purpose kapsamında da düşünebiliriz. E, yani şunu söylüyorum, siz şu anda Almanya'ya gideceksiniz. Orada e, işte program yapımı ile ilgili yeni yeni bilgiler öğreneceksiniz. E, dolayısıyla size lazım olan herhangi bir şey var, onu öğrenebilirsiniz. Bunların da eksikliği var. Havaalanında ne söyleyebilirsiniz? İşte taksi çağırırken ne söyleyebilirsiniz vesaire. Ama burada da eksikler var. Bu sadece e, kestirme bir yöntem. Fakat taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilmek lazım. Dille holistik yaklaşabilmek lazım. Pek çok şey öğrenebilirsiniz ama havaalanında lavaboya gitmişsiniz fakat lavabo kapalı veya tıkanmış. Dolayısıyla buna İngilizceniz yetmeyecektir. O e, fonksiyonel İngilizce dediğim kısımda. Şimdi bu noktada şunu yapabilmek lazım. Biz ne kadar fazla yapıyı ne kadar fazla bağlamda görebilirsek o kadar iyi olur ve ee, yine seyircilerimizin daha iyi anlaması için söylüyorum. Her kelime kendi çöplüğünde kraldır. Ben bunu böyle tabir ediyorum. Dolayısıyla bağlamlar içerisinde öğrenmek esastır. Yani increase'i bilmek işte artırmayı bilmek demek onu kullanabileceğiniz anlamına kesin gelmiyor. Veya I have no idea dediniz. Hı hı. I have no idea'yı bir sürü yapıyla beraber bir sürü kelime kurgusuyla bir sürü bağlamla görebilmeniz Tabii. ve dili otomatikleştirebilmeniz lazım. I have no idea how the camera works. I have no idea what I'm gonna do tomorrow. Yani yarın ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. İşte ya bu kahvenin nasıl yapılacağı hakkında bilgim yok. Bu kitabın yazarının geçmişiyle ilgili bir bilgim yok. Bütün bunları o yapılar içerisinde sürekli görmeye bu verimli kısır değil. Verimli döngüye girerseniz ancak dilde bir otomatikleşme sağlıyorsunuz. Türkçedeki otomatikleşmemiz şu anda bakın ya inanılmaz bir şey yapıyoruz aslında. Yani biz bu Türkçeyi konuşurken herhangi bir düşünme için salise bile harcamadan çok net cümleler, gramer olarak çok net cümleler, yani çok doğru cümleler ve kelime dağarcığı olarak çok geniş e, kelimelerin yer aldığı cümleler kurabiliyoruz. Bu beynimizin muazzam çalışmasına ciddi bir örnek. E Bu muazzam çalışmasını Türkçe'de sağlayabiliyorsak ve bunun yolu çok fazla maruz kalmak, çeşitlendirmek tabiri caizse, bir avcarlama yapmaksa bunu yabancı dilde de mutlaka yapabilmek lazım. Biz bunu yapamadan her gün yeni bir gramer yapısı, her gün yeni bir kelime ve bunları bağlamlardan kopuk öğrendiğimiz zaman dilde otomatikleşmemiz o ana dille yakın bir dil bilgisi seviyesine, dil bilgisini gramer anlamında kullanmıyorum dil bilgisi seviyesine ulaşabilmemiz çok mümkün değil sevgili Hanım. O yüzden mutlaka ve mutlaka öğrendiğimiz herhangi bir yapıyı, herhangi bir gramer yapısını ya da öğrendiğimiz herhangi bir kelimeyi biliyor olabilmek için onu farklı bağlamlarda görmek, kullanabilmek ve bu kullanımı beynimize yerleştirebilmek lazım. Bunun dışında bir otomatikleşme mümkün değil maalesef olmuyor. Çok fazla kendimizi kandırıyoruz. İki tane besleme kanalımız var dedik. Bunlardan biri okuma, bir tanesi dinleme. Bu dinleme ve okuma Farklı bağlamlarda kelimeler ve gramer yapıları üzerinden sürekli üst üste koymadıkça I have no idea yani bir, benim bir fikrim yok yapısını Hı -hı. bile kullanmayabilirsiniz, kullanamazsınız. Niye? Yanında mutlaka farklı farklı şeyleri artık beyniniz ezberleyecek ve bunu otomatikleştirecek. Bu otomatikleşmeye gidebilmenin yolu çok fazla çeşite ve bağlama maruz kalabilmek diye düşünüyorum. Hı. Bu dilde bir sınırlama getirir mesela öyle biraz daha böyle çağrışımlarla mesela Nasıl? belirli kalıpları var ya hı hı. I have no idea işte belirli cümlelerle kullanılıyor ama dışına çıkılabiliyor mu mesela sonrasında? Şöyle e, I have no idea üzerinden devam edersek ben şunu söylemeye çalışıyorum benim bir fikrim yok dediniz bunu öğrendiniz bu çok güzel bir şey yani dilde çok fazla yaygın olarak kullanılan bir yapıyı öğrendiniz I have no idea hepsi tamam ondan sonra eğer siz Çekini görmemişseniz bunu devam ettiremezsiniz. I have no idea dediğinizde karşınız aslında bir Bir soruya şey o cevabı verin diğerlerine veremem. Tabii gibi. ki veremezsiniz. Hı -hı. O yüzden ben biraz önce de söyledim. Hı -hı. Biz Türkçeden beslendiğimiz zaman biraz önce söyledik. İşte benim bu programın işte kamera kayıtlarının nasıl internete aktarıldığı ile ilgili bir fikrim yok ya da bu ekrana nasıl yansıdığı ile ilgili ben çok fazla çeşniyi Türkçede görmüşüm ki bunları üretebiliyorum. Bunun aynısını hı hı. herhangi bir yabancı dilde de yapabilmek lazım. Evet ama bazen de mesela bir soruya verilecek cevap aklımıza gelmediğinde başka bir sorunun cevabını orada kullanıyoruz. benzer diye. Orada mesela. orada o, bizim o Türkçede oluyor. olduğu gibi kaçışlarımız var. Strateji <laughs> kullanıyoruz. Duraksamak, soruyu tekrardan sormak, hı hı. yani bir daha sordurmak veya soruyu tekrardan düz çevirip beynimize vakit kazandırmak dolayısıyla bu sadece İngilizceye has bir durum değil. Amerika'da bir sunuma katıldım. Orada bir bilim insanı bir sunum yapacak ve bu bilim insanı Amerikalı, yani ana dili İngilizce, Amerikancı olan bir bilim insanı ve sunumunu yapamadı. Sunumunu İngilizce yapamadı. O kadar heyecanlandı ki, o kadar kaygılandı ki, şimdi bu dil bilmekle alakalı bir şey değil. Konuşma aynı zamanda pek çok farklı parametrenin de işe koşulduğu bir şey. Bakın bir Amerikalı senin orada sunum yaparken iki tane. Bir alan uzmanı olman lazım. Hadi onu sağladım. İkincisi dil kaygın da var. Çünkü yabancı bir sunumunu yapıyorsun. Şimdi bir Amerikanın sadece alanında uzman olması var. Ama bu insan Amerikanca'da Amerikanca da yani Amerikalı bir olan bir insan, ana dili İngilizce olan bir insanın bu sunumu yapamamasının nedeni çok ciddi kaygılar yaşaması, topluluk önünde konuşmakla ilgili kaygılar olması. Bu anlamda biz dilde bunu söyleyebiliriz. Her şeyi dil bilgisine yani İngilizce bilmeye, Almanca bilmeye bağlamamalıyız. Sosyal yönün zayıfsa, çekingensen, hmm. hata yapmaktan korkuyorsan, ya bütün bunlar ilgili. senin Türkçedeki hı hı. konuşmanı da etkileyebilir. Dolayısıyla Türkçede de herhangi bir insanı bu programa aldığınızda bu tür kaygıları varsa çok tutuk hı hı. konuşur. Lügatı çok dar konuşur. Kekelemeye başlar. Dolayısıyla bunların sadece dil bilgisiyle alakası yok. Biraz insani özelliklerimizle de alakası var. Evet, Onu da tabii. atlamamak lazım. Ee, özellikle yabancı dili öğrenme noktasında bu zorluk yaşanıyor. Mesela benim de vardır çevremde İngilizcesi çok iyi olan arkadaşlarım. Kullanıyorlar işte... İngilizce yazıyorlar, <laughs> e, iş yerlerinde de o şekilde bir iletişim var. Ama mesela ben konuş dediğimde bir yere gittiğimizde utanıp çekinebiliyor. Yani bu dil bilenler de bu konuda ve Kesinlikle. bazı noktalarda zorlanabiliyor. Yani olan. bu sadece Çok yabancı dil açısından değil. Iyi ya bizim e, sürekli değil eğitim merkezlerine baktığınız zaman topluluk önünde konuşma gibi bir sürü kurslar. Hı -hı. Yani firmalarında işte kendi yetkililerini aldırdığı bu takım kurslar var. Bunun nedeni ne? topluluk önünde konuşabilmek gerçekten çok zor bir iş. Ana dilinde bile topluluk önünde konuşamayan insanlar mutlaka olacaktır. Keza evet. yabancı dilde iki kat. Biraz önce bir şeyden bahsettiniz arada. Hemen onu vereyim. Hı -hı. Siz dediniz ki hocam biraz önce sorduğunuz soruya programda bir tutuk, tutukluk yaşadım. Bu tutukluk iyi bir şeydi aslında seyircilerimizi de göstermek açısından. Ama geçenlerde yurt dışına çıktım dediniz. Orada bir hafta kaldık ve bir gün sonrasında çok daha rahat bir İngilizce konuşabildim dediniz. Bunun nedeni işte orada hata yapma korkusunun kalkması, filtrelerin kalkması, kendinize inanmanız ve özgüvenmeniz. Ee, özgüveniniz. Dolayısıyla biz dilde buna sahip olmak zorunda. Özgüveni olmayan bir insanın Herhangi bir dilde kendi ana dilinde bile çok etkili, akıcı, hitabeti çok muazzam kullanan bir insana dönüşmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla dil konuşma kaygısı ve özgüven herhangi bir yabancı dilde bile konuşmanın çok büyük bir anahtarı. Sizden daha az o dilde yetkinliğe sahip bir insan o dilde çok daha etkili ve akıcı konuşabilir bir takım stratejilerle ve evet. kendi duygusal durumlarıyla ilgili. Yani çok iyi... İngilizce özelinde hep örnek veriyoruz. Çok iyi İngilizce bilen bir insan çok daha alt düzeyde İngilizce bir, bilen bir insandan çok daha alt seviyede konuşma sebebi olabilir. Niye? Hı hı. Benim bir arkadaşım var. Çok az bir İngilizcesi var. Ama yurt dışına çıktığımız zaman hakikaten çok iyi konuşuyor. Çünkü yapacağına inanıyor. Ne var ki diyor. Bu özgüven olmadığı sürece yani kurslara gidin kurlar attayın A1 B1 işte C1 <laughs> düzeyinde olun. Bir de C1 düzey demek aldatıcı bir şey. Advanced düzeydesiniz ama ben diyorum siz advanced düzeydeyseniz ben veya benden daha iyi İngilizce veya Almanca bilenler ne düzeyde diyorum. Dolayısıyla kurlar aldatıcıdır. Burada önemli olan iletişimi sağlıklı yürütebilecek dört ana beceri ve alt becerilerde belirli bir yetkinliğe ulaşabilmek anlamındadır. Native like olabilmek çok büyük bir baskıdır. Yani ana dili İngilizce konuşanlar kadar İngilizce konuşabilmek o yeterliliğe hakim olabilmek çok farklıdır. Ve işte hocam ben dinlediğimi anlıyorum. Böyle bir tırnak içinde söylüyorum bir saçmalık var. Bunu dile getirmek istiyorum ben burada da. Hocam dinlediğimi anlıyorum ama konuşamıyorum. Herkesin ağzına plesenk olmuş bir şey. Ama evet. dil öğretim ekosistemi içerisinde böyle bir şey mümkün değil. Elvan. Neden mümkün Hı -hı. değil? Yani şu söylem yanlış bir söylem. konuştuk Konuşulanı anlıyorum ama ben kendimi ifade edemiyorum, konuşamıyorum söyleme eğer sizin dil konuşma kaygınız yoksa, kendinize güveni olan bir insansanız, özgüveniniz varsa çok olası değil. Bir insanın düşünsene, düşünsenize bir program dinlediğini, İngilizce program dinlediğini, dinlediklerini tamamen anladığını düşünün. Ve hocam bunları anlıyorum ama konuşamıyorum. Eğer konuşamıyorsa bunun tek nedeni vardır. O da özgüveni ve özgüveni eksikliği ve de konuşma kaygısının fazlalığıdır. Bunun dışında bu kadar dinlenen şeyi anlıyorsa o insanın telaffuz ve fonetiği e, yani yazımsalı işte ne bileyim e, ses tetimi dışında bırakarak söylüyorum. Eğer dinlediğini anlıyor ve konuşamıyorsa e, konuşma kaygısı vardır ve özgüveni eksiktir. Mümkün değil yani eğer sen yani orada dinlenen anda... İngilizceyi anlıyorsan <laughs> konuşabilmen gerekir. Evet mesela o çağrışımlarda da zorlanılıyor işte o an düşünüyor cümle kuracağım. Hı hı. Ama çağrışım gelmiyor işte kelime gelmiyor süreye dizmekte zorunda orada düşünürken de mesela vakit geçiyor. Ya şimdi şey gibi ya bunu hep aynı noktaya dönebiliyoruz ee, bakarsan bana bakmasan daha. Evet, evet. Ne kadar beslersen otomatikleşme o kadar kolaylaşıyor yani bizim tutukluğumuzun dilde konuşamamızın bakın telaffuzu sesletim bir kenara bırakıyorum hı hı. onu takmıyorum hiç kale almıyorum ama dilde konuşamamamızın nedeni yeterince beslemememiz beslememize rağmen konuşamamızın nedeni de özgüven eksikliği ve aynı zamanda konuşma kaygımızın çok fazla olması. Evet. Bunu ana dilimizde de yaşayabiliriz tabiice. Evet, yine bir diğer zorluklara da bakalım buradan ki, konu konuyu ki. da açıyor oradan devam edelim isteyeceğiz. Şimdi kültürel zorluklar var. diğer bir maddemiz yeni bir dilin kültürel alışkanlıklarını anlamakta zorluk çekiyoruz mesela onlar bir olaya daha farklı bir cümleyle farklı bir tepki veriyorlar. Biz diyoruz ki biz bu olaya böyle tepki versek çok garip kaçacak gibi böyle zorluklarla da karşılaşıyoruz. Ya bu mümkün. Bunun için haliyle dil bir kültürlenme süreci. Biraz önce de söyledik yani alan yazında hep geçer. Dil öğretmeni kültür öğretmenidir, kültür öğretmeni dil öğretmenidir. Hı hı. Kültürel zorluklar tabii ki var. Yani siz Amerika'da Amerikalıların çok güldüğü bir diziye Oradaki repliklere somurtabilirsiniz anladığınız halde. Bu sizin şaka anlayışınız ve kültürünüzden kaynaklı. Ya yani bizim hala izlediğimiz zaman güldüğümüz rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerini Amerikalı biri izlese ve İngilizce altyazılı izlese veya İngilizce setimle izlese çok donuk izleyebilir. Yani bu kültürler farklılıklardan kaynaklı. Size komik gelen bir şey oraya komik gelmeyebilir. Dolayısıyla bunu... Anlayabilmek bu kültürel farklılığın içine girebilmek için dilde biraz uzmanlaşabilmek gerekiyor. Dili öğrendikçe o kültürün e, ince e, damarlarına, kılcal damarlarına yani DNA'larına varıyorsunuz. Ve bir süre sonra onların güldüğü şeye, siz de gülmeye başlıyorsunuz. Bu bir kültürlenme süreci. Bu kültürlenmenin az olduğu durumlarda bu ciddi bir sıkıntı. Aynı zamanda kültür e, ciddi bir iletişim bariyeri. Hı hı. Yani bunu da belirtebilmek lazım. Bir dili öğrenirken mutlaka o dildeki... E, kültürü de öğrenmemiz gerekiyor. Kendi kültürümüzü aşağıda bırakmadan çünkü o dildeki nüansları anlayabilmek için mutlaka bu kültürlenme sürecinin içerisine girmek lazım. Evet kültürel zorluklar ciddi zorluklar. Dil öğrenmenin önünde de engeller. Fakat dil öğrendikçe ben bu kültürel zorlanmaların yani azaldığının açısını düşünüyorum. Çünkü bu bir kültürlenme süreci. İlk evet. başladığınızda bu kültürlenme sürecinde haliyle zorluklar yaşayacaksınız. Gülmeyeceksiniz, anlamayacaksınız. Mesela figüratif idiomların anlaşılması çok zordur İngilizce'de. Yani ne olduğunu bilemezsiniz ama bir süre sonra alıştıkça çok daha rahatlarsınız. Bu bir. Zamanla ilgili bir mesele. Ne kadar zaman ayırırsak, bir süre sonra o dilin kılcal damarlarına girebilir ve o dilde gülebilir, o dilde ağlayabilir, o dilde çok daha net anlayabiliriz. Bu bir süreç. Bu sürecin içerisine girmeden, emek vermeden bu kültürel zorlukları aşmak çok mümkün, çok olası görünmüyor açıkçası. Evet. Ki yabancı biri de geldiğinde belki ilk karşılaştığı dili konuşabilse bile işte yabancıladı. Bu kültürel alışkanlıklar kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle biz bir gün oturuyorduk arkadaşlarla birlikte. Yanımıza Çin'den gelen bir arkadaş geldi. Türkçe öğreniyordu burada hı hı. ve bize ilk olarak söylediği şeyler işte Türkler şöyle şöyle yapıyor, şuna şöyle şöyle diyorlar. Çok garibime gidiyor ve biz de çok gülmüştük. Hı hı. Çünkü bizi hı hı. çok iyi gerçekten hı hı. betimlemişti orada. Hem direkt olarak dikkatlerini o çekiyor, hem hayretini belirtiyor, hı hı. hem onun anlatışı da ekstradan böyle Komik de oluyor hı hı. eğleniyorsun hı hı. da orada bir tabii aktarım da söz konusu oluyor kültürel aktarım. Bakın ihtiyacınız olduğunda bunlar hiçbir şekilde önünüze engel olmuyor. Ben bir sene Belarus'ta yaşadım ve Belarus'ta ilk başta gittiğimde bir öğrenci yurdunda kaldım. Şimdi bu öğrenci yurdunda kalırken beşinci katta kalıyordum ve bu beşinci katta Çinliler var fıkra gibi. Hintliler var, e, Amerikalı bir hoca vardı, İspanyol bir hoca vardı. Bunun dışında e, İranlı e, öğrenciler vardı. Burada dilsel problemi İngilizce ile herkes 3 aşağı 5 yukarı hallediyordu ve kimse kimseye gülmüyordu. Çünkü orada herkes aynı durumdaydı. Biraz önce sizin söylediğiniz şeye geleceğim. Yurt dışına çıktığınız zaman filtrelerinizi ne yapıyorsunuz aşağı çekiyorsunuz. Buna hani monitoring deniyor, efektif filtre deniyor aslı itibariyle. Ama biz seyircilerimizin daha iyi anlaması için hı hı. hemen filtre indirmek diyelim. Çünkü ya Gülseler ne olacak diyorsunuz veya yanlış yapsam ne olacak diyorsunuz. İşte bu seviyede duygusal durumunuzu ayarlayabilirsiniz. Çok daha iyi bildiğiniz yabancı dili konuşabiliyorsunuz. Bu kültürlenme sürecini yaşayabilmek lazım. Ben gene tekrar ediyorum altını çize çize. Ya bu meşakkatli bir süreç. Bir saatte, bir ayda, iki ayda olacak bir şey değil. Mutlaka üzerine eğilmek gerekiyor. Mutlaka zaman harcamak gerekiyor. İciler örneğinden yola çıkarak söylüyorum. Anadil seviyesinde bilmiyordur ama ilgisi var. Hı. Ama gerekçesi var. Dil öğrenme amacı var ve sebat ediyor. Kararlılıkla üzerine gidiyor ve zaman ayırıyor. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman dil öğrenmenin zor olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ve dünyanın en kolay öğrenilebilecek dili, seyircilerimizi yanıltalım burada veya kafalarında olanı, bir şekilde aa öyle midir demesine yol açalım. En kolay dili İngilizce. Bunu neden söylüyorum? Çünkü İngilizce şu anda dünyada üzerine en fazla kafa yorulan, en fazla kaynağın olduğu, en fazla dil öğretim yönteminin orada kullanıldığı, en fazla teknolojinin orada kullanıldığı bir alan. Dolayısıyla etrafımızda bu kadar kaynak zenginliği varken bu dili öğrenmemek özellikle üniversite ve yetişkin düzeyinde sadece kişinin kendisinden kaynaklanıyor. Ben çok şahit oluyorum. Hazırlık görmüş, dili çok iyi öğrenememiş ama yurt dışına çıkacak bir öğrenci yaklaşık 3 ay, 5 ay gibi bir dönemde çok iyi bir kıvama getirebiliyor. Yeter ki zaman ayırsın, yeter ki bu kaynakları iyi kullanabilsin. Evet, e, bu sırada sorularımız da geliyor tabii. Evet. E, benzer sorular var, onları e, programda aslında yanıtladık biz. Dizi filmlerle ilgili Hı -hı. çok fazla soru geldi. E, özellikle dizi film severlerden Geldiğine de eminim bu soruların İngilizce hı hı. öğrenme açısından. Ee, YouTube'a da yüklenecek program bir iki gün içinde. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Hı hı. Bu soruları cevapladık. Yine e, yazma kısmına çok değinmedik. Orayı da biraz konuşalım isteyeceğim. Çünkü dil öğrenmedeki zorluklarda yeni bir dilde düşüncelerimizi ifade etmekte güçlük çekebiliyoruz. İşte yazarken de güçlük çekenler var. Orada nasıl hı hı. tavsiyeleriniz olur? Aslında şöyle e, bunu söylemiştik. Ee, nasıl söylemiştik, ee, üretken dil becerilerimiz var ve alıcı dil becerilerimiz var. Bunlardan iki tanesi alıcı dil becerileri e, dinleme ve de okumaydı. Bunu besledikten sonra bizim konuşma ve yazma dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yazma konuşmaya göre biraz daha kolay bir süreç ama yine de e, üretken bir beceri olduğu için zor. Çünkü yepyeni bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Burada özellikle yine dile maruz kalmak ve model almak, yani iyi yazma örnekleri görebilmek ve sonra bol pratik yazmak yapmak son derece önemli. Hı -hı. Yazma noktasında yaşanılan zorlukta dinleme ve okumaya göre yine seyircilerimiz tarafından da sizin sorduğunuz soruyu verilen cevaplardan anlıyoruz ki en fazla yazma ve konuşmada zorlanıyorlar. Nedeni bunlar üretken beceriler. Hı -hı. Yani dinleme ve e, okuma olmadan, beynimizi beslemeden bunlar gelmiyor. Yazmada zorlananlar için şunu net ifade edebilirim. Çok fazla okuma yapmaları, çok fazla dinlemeleri, çok fazla iyi yazılmış örnekleri model almaları ve çok fazla pratik yapmaları gerekiyor. Evet, peki şimdi e, yine vaktimiz de daralıyor. Şunlara Hı -hı. da değinelim isteyeceğim Lütfen. ben hemen. Özellikle teknoloji kısmında konuşalım isteyeceğim ama bu erken yaşta dil eğitimine başlamanın artı ve eksilerini biraz daha açalım Hı -hı. istiyorum ben. E, Artıları ve eksileri neler oluyor? Şimdi e, şunu söyleyebiliriz. Çok bilinçli şekilde erken yaşta dil e, öğrenimine başladığı zaman ana dilde sıkıntılar çıkıyor. Bunu net belirtebilmek lazım. Bakın çift dilli yani Almanya'da bir Türk çocuğunun hem Türkçe hem Almancayı aynı anda öğrenmesinden bahsetmiyoruz biz. Türkiye'de ikinci bir yabancı dilin daha doğrusu yabancı dilin öğretilmesinden bahsediyoruz. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşımızın çocuğu hem Almancayı hem de İngilizceyi doğal dil öğrenme süreçlerinde öğrenebiliyor ve çift dilli olabiliyor. Ama ülkemize geldiğimiz zaman biz Türkçeyi Zaten ana dilimiz olarak doğal dili öğrenme süreçlerinde öğreniyoruz ve İngilizceyi, Almanca'yı ya da Fransızcayı yabancı dil olarak öğretiyoruz. Burada bunlar ana dil öğrenme süreçlerimize kimi sektelere uğratabilir. Burada çok dikkat etmek lazım. Ana dil gerçekten bizim dünyaya açılan penceremiz. Bu anlamda ana dilimizin son derece iyi olması gerekiyor ve yabancı dil öğretirken de mutlaka ve mutlaka bu süreçleri ee, iyi kanalize edebilmek, iyi yönetebilmek lazım. Hatta şu anda e, anne karnında ben gördüm, biliyorum, alanında takip ediyorum. E, götürüp e, anne karnında İngilizce duymaya, otur seanslara para vermeye başlayan aileler var. Hmm. Biliyoruz, görüyoruz. internetten de ulaşabilirsiniz. Bunlar uç örnekler belki ama var. E, bu noktada ben şunu söylemeliyim ya bir dil bu kadar önemli olabilemez ya. Ya sadece o da değil yani orada mesela öğrense çocuğun aşinalığı olsa hı hı. bunu kullanmadıktan sonra ya yani hatırlayacak mı o bilgileri tam olarak? Yani Şimdi mesela, şöyle bu uzun soluklu bir süreç Türkçe hep söylüyoruz zaman... bu uzun soluklu bir süreç. Biz ilkokul ikiye indirdik şu anda ve kime özel okullarda anaokullarında zaten bu daha da erken yaşlarda verilebiliyor. Bu aynı zamanda beraberinde doğru bir dil öğretim süreci yapmıyorsan kendi kültürüne yabancılaşma, anneye babaya yabancılaşma da oluşturabilir. Dolayısıyla burada çok dikkat etmek lazım. Biz çocuklarımıza neden erken yaşlarda başlamaya çalışıyoruz? Diyoruz ki dünyada birinci elden bilgileri alabilsinler, kendilerini ifade edebilsinler, iş hayatları iyi olsun, belirli yerlere gelebilsinler diye biz yabancı dil öğrenmelerini sağlıyoruz. Özellikle bu da İngilizce oluyor. Onların nesinden istifade etmeye çalışıyoruz? Hep söylüyoruz bu yaştaki çocuklar katılmaya istekli de derse, lisedeki bir öğrenci değil, üniversitedeki bir öğrenci olmayabiliyor. Orada öğretmenin ciddi bir öğretim tasarımı yapma, yapması gerekiyor. Ama bu yaştaki ilkokul ikinci sınıftaki bir öğrenci İngilizce dersinde ders olarak görüyorsak eğer ki görmeyelim ama Öğretmenini memnun etmeye çalışıyor. Biz aslında bu süreçten yararlanıyoruz. Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Öğretmenim can I go to? Bunlardan keyif alıyor. İşte biz bu keyiften mi yararlanmaya çalışıyoruz? Aynı zamanda e, hata yapmaktan hiç korkmuyor çocuk. Dolayısıyla bu süreçleri dil öğrenim süreçlerine dahil ettiğimiz zaman çok daha iyi bir yere getirebiliyoruz. Ama şu bir gerçek, şu bir gerçek. Eğer öğretim hizmetlerinin kalitesi iyi olmaz ise bu kadar arka arkasına verdiğimiz süreçler ilkokuldan liseye kadar... Minimum 1000 ila 1500 saat İngilizce dersi gösteriyoruz biz çocuklarımıza ve filinde bir jenerasyon yetiştiriyoruz. Eğer burada öğretimin kalitesini artıramazsak çok beyhude e, ülkemizin kaynaklarının boşa harcanması demek. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik de oluşturuyoruz. Ya ben... İngilizce hiç iyi değildi ya ben öğrenemedim ya öğretmenim çok kendini veremedi ya bir sürü şeyle karşılaşıyoruz ve dilden de çocukları soğutabiliyoruz. Burada çok ince hassas bir terazi hassas bir denge var buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Dil öğrenmede kritik bir süreç herhalde oraya varmaya çalışıyorsun buna critical period hypothesis deniyor genellikle hemen alan yazındaki şeyi bırakıyorum. Bu kritik eşik dönem aslı itibariyle üzerinde uzlaşma sağlanmış bir dönem değil ama 2 ila 13 yaş olduğu noktasında çeşitli alan yazında yazımlar mevcut ama tam olarak belirlenmesi de bilimsel olarak çok mümkün değil. Yani burada dil öğrenme elastisitesinin kaybolması beynin bununla ilgili bir süreç. Bu noktada e, Dil öğretimine maruz kalma zamanını artırıyoruz biz erken yaşta başlar isek. Kullanma fırsatları, motivasyonlar, e, özgüven, öğretim etkili, e, öğretim kalitesinin artırılması gibi süreçleri bu kritik dönemlere e, eşlik etme noktasına getirdiğimiz zaman çocuklarımız çok daha iyi. Ana dil seviyesinde belki tırnak içinde söylüyorum tabii ki bunu öğrenebiliyorlar. Erken yaşlardaki dönem bu ama ben şunu iddia ediyorum. Kritik dönem denen dönem 2-13 yaş. Burada tam uzlaşma yok onu söyleyebilelim. Ama ben 30 yaşında da yabancı dile başlamış ve çok iyi şekilde dil öğrenen ve konuşan insanlar görebiliyorum. Sesletim ve telaffuzda çok ciddi problemler yaşıyorlar. Çocukluk döneminde bu çok büyük bir artı. Hmm. Herhalde bu kritik dönem özellikle sesletim ve telaffuz açısından son derece önemli dönemler. E, Diyarbakır'da askerlik yaptım ben. Askerlik anısı anlatan bir insan değilim ama orada bir assubayımız vardı. Emekli assubayımız. İki sene içerisinde öyle bir İngilizce yapmış ki inanamazsınız. Çok hı. iyi konuşuyor, çok akıcı konuşuyor. Telaffuz berbat ama anlaşılır. Hı hı. Dolayısıyla bu elastiste bu kritik dönemde çok daha fazla olduğu için çocuklarımıza o kritik dönemler içerisinde dil eğitimi verme süreçlerine doğru gidiyoruz. Bu aslında yararlı. Doğru dil öğretim süreçlerini çocukların o kritik dönemlerine koyduğunuz zaman gerçekten yabancı dil öğretiminde bir kolaylaşma sağlanıyor. Bizim de amacımız zaten bu açıkçası. 3-13 mi demiştiniz? 2-13 yaş ama bu üzerinde tam olarak uzlaşma sağlanan bir kritik dönem değil. Bunun istisnaları zaten az da olsa var. Buradaki kritik dönem özellikle telaffuz ve sesletim açısından var. Onu tekrardan yinelemek istiyorum. Evet. Ee, tabii şunları da görüyoruz. Yani her şeyin bir vakti elbetteki var. Yani hı. zamansal olarak da 30 yaşından sonra biraz daha vaktimiz azalıyor. Yani çocukken zaten belirli şeyler için vaktimiz daha fazla oluyor. Şimdi orada öğrendiğimiz ana sistemin de ama büyüdüğümüz zaman Bizde en kalıcı belki onun olduğunu da bazen görüyoruz hı, değil mi? Hı. Yani onun üzerine eklemişizdir eminim ama o temel e, sistemi iyi biliyoruz. Yani onu hiç unutmuyoruz sanki o çocukken öğrendiklerimizde. Hı, Öyle e, durumlarda da karşılaşıyoruz. Öyle avantajları da var. Şimdi sanırım. kaliteli bir İngilizce öğrendiyseniz diyelim ki 1989'larda 90'larda Anadolu Lisesi'ne gittiniz. Veya şimdiki de olabilir fark etmez. Hı. Ben kendi dönemim olduğu için örneklendirme e, yapmaya çalışıyorum. O dönemde öğrendiğiniz İngilizce çok kaliteli bir İngilizce ise yani kaliteli bir öğretim e, hizmeti verilmişse aradan yıllar geçtikten sonra tekrar İngilizceye başladığınızda o dönemde öğrendikleriniz sizin dil öğrenme sürecinizi kolaylaştırıyor. Sizin vurgulamak istediğiniz herhalde bu. Ben de buna katılıyorum. Hı hı. Yani o dönemlerde alınan kaliteli bir eğitimin üzerine 3-5 sene geçmiş, herhangi bir şekilde o dile e, maruz kalmamışsınız veya öğrenmeye çalışmamışsınız, devam ettirmeye çalışmamışsınız ama sonradan devam ettirmeye odaklandıysanız o dönemlerde aldığınız e, kaliteli bir dil hizmeti dil eğitim hizmeti tabii ki sizin yabancı dil öğrenme süreçlerinizi tekrardan kolaylaştırıyor. Evet. Çünkü ket vurduğunuz bir yeri tekrardan açıyorsunuz. Kapattığınız, hafif aralık bıraktığınız kapıyı açıyorsunuz. Dolayısıyla eğer o dönemlerde kaliteli bir öğretim aldıysanız dil öğretimi adına gerçekten bu daha sonraki zamanlarda tekrar etme yani tekrardan o yola girme noktasında size kolaylaştırıcı bir etki kesinlikle yapıyor. Evet. Peki şimdi biraz daha az vaktimiz kaldı. Programın sonuna yaklaşıyoruz. Hı hı. Teknolojiyi de konuşmakla birlikte şunlara da cevap verelim isteyeceğim. Şimdi diyelim ki 25-30 yaşında hatta 40 yaşında olsun ya da 50 hiç fark etmez. Biz izleyen izleyicilerimiz olabilir. İngilizceye dair hiçbir bilgisi olmayabilir veya biraz bilgisi olabilir. Üstüne katmak isteyebilir, hmm. geliştirmek isteyebilir. Şimdi onlar için neler tavsiye edebiliriz? Hmm. Özellikle şimdi birçok materyal de varken elimizin hmm. altında mesela hiç bilmeyen birine nasıl bir hmm. şey tavsiye edersiniz? Birazcık bilen üzerine eklemek isteyen birine neler tavsiye hmm. edersiniz? Şimdi bu kitle kendini bir kere şanssız görmesin. Ve dilin çok zor öğrenildiğini ve bu vakitten sonra öğrenilmeyeceğini düşünmesin. E, aplikasyon adı vermeyeceğim, reklama girer ama cep telefonumuza indirebileceğimiz çok iyi aplikasyonlar var bu noktada. Hı hı. Bu aplikasyonları indirdikleri zaman aslında farkında olmadan dil öğretme süreçlerini ve burada e, space repetition diyoruz, aralıklı tekrarlar yoluyla size dili öğreten çeşitli aplikasyonlar var. Birincisi bunları deneyebilirler. İkincisi internette çok ciddi öğrenme kaynakları var. Kendileri bulamıyorlarsa beraber bir İngilizce öğretmeninin tavsiyesiyle bu tür kaynaklara ulaşabilirler. Üçüncüsü bu kitle yetişkin olduğu için belirli bir dil öğrenmesine zaten sahip. En azından ana dilini biliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir avantaj sağlayabiliyor. Nasıl dil öğrenebileceğini aslı itibariyle bir anlamda bilebiliyor. Dördüncüsü bizim e, İstanbul özelinde düşünüyorum. Tüm Türkiye'de de var gerçi. Ya çok ciddi halk eğitim merkezlerimiz var. Yani eee İsmek yeni adıyla İstanbul Enstitüsü İsmek kurslarımız var. Burada e, vatandaşlarımıza Hı. ücretsiz e, kurslar düzenleniyor. Takip çok önemli. Eğer gerçekten istiyorsanız bir bedel ödemeye, zaman ayırmaya, çaba göstermeye, sebat etmeye e, hazırsanız bu diller çok kolay öğrenilebilir. Özellikle aplikasyon ismi vermiyorum ki gerçekten burada bir rekabet var sonuç itibariyle. Hı. Bunun dışında ben şunu da söyleyebilirim. Ee, nispeten göreceli çok az ücretle ana dil konuşcusuyla konuşabiliyorlar. Bunu yapabiliyorlar. Bunu da vurgulayayım. Ee, burada da e, örnek vermeyeyim ama 25 dakikalık haftada biriyle e, çok cüzi ücretlere konuşabiliyorlar bir Amerikalı ile. Bu tür e, programlar da var. Ben kendi oğluma da aldırıyorum. Terzi kendi sökünü dikemezmiş. E, dolayısıyla oğlum orada bir Amerikalı ile haftanın e, işte bir günü 25 dakika çok rahat İngilizce konuşabiliyor ve konuştuğunu anlayabiliyor. Bana gelince Hint aksanı kullanıp beni çıldırtıyor. Orası ayrı bir konu. <laughs> Ee, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da şu yapay zeka ortaya çıktı biliyorsunuz. Buna geçen programda kısmen değinmiştik. Burada hı hı. chat GPT, Bart gibi bir takım yapay zeka uygulamaları var. Bu uygulamalardan üretilen bir takım botlar dediğimiz sohbet botları var. Bununla hem sesli hem de yazılı olarak iletişim sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla siz karşınıza bir native speaker'ı, ana dili İngilizce, Almanca vesaire konuşan almış gibi bu tür sohbet botlarıyla da çok rahat konuşabiliyorlar. Yani benim cep telefonumda da var. Sıkıldığınız zaman 10 dakika elinizden geldiğince İngilizce konuşmaya çalışın. Sohbet botu size cevap veriyor. Siz ona tekrar cevap veriyorsunuz. Yavaşlamasını, hızlanmasını isteyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar teknolojik imkan varken ben özellikle İngilizce üzerinde söylüyorum. İngilizceyi öğrenemiyorum dediğiniz zaman gerçekten yeterince vakit ayırmıyor, yeterince istemiyor ve yeterince çabalamıyorsunuz anlamına gelir açıkçası. Çok fazla imkan var. Peki kitap okumaya nasıl yaklaşıyorsunuz? Kitap okumak da geliştirici bir etki sağlar mı? Kendi seviyemizi geçmediğimiz sürece kitap okumak muazzam. Özellikle kendi seviyemizde çocuklar için bu graded readers'lar vardır. Seviyeli İngilizce kitapları vardır. Siz... Alice Harikalar Diyarında kitabını İngilizce orijinalinden okumanız ne demek biliyor musunuz? Ana dil konuşucusundan daha fazla İngilizce biliyor olmanız anlamına gelir. Çok ağır bir kitap. Orada çok fazla benzetmeler, çok fazla analojiler var, çok fazla deyimsel ifadeler var. Bu kitabı anlamak gerçekten çok üst düzey bir yabancı dil bilgisi, İngilizce bilgisi gerektirir. Fakat bunların basitleştirmiş hallerini rahatlıkla okuyabilirler. Ve ben şunu söylüyorum bir kitabı bitirdikten sonra hemen başka bir kitaba geçmesinler. Çünkü o kitaptaki kalıplar, yapılar çok farklı olacaktır yeni kitapta. Dolayısıyla siz yüz binlerce kelime öğrenmek yerine, onlarca kitap okumak yerine bir kitabı mümkünse kendinizi zorlarsanız bu çocukluk düzeyinde çok keyifli olmayabiliyor. Çünkü çocuk yeni bir kitap istiyor. Hı -hı. Ya o hikayeyi okuduk anne biz diyor, öbürüne geç diyor vesaire diyor. Ama siz yetişkinseniz şunu göz alıp aynı hikayeyi bir daha, bir daha okumak çok büyük bir avantaj sağlıyor. Neden? Aynı yapıları, aynı kalıpları, aynı döngüyü bir daha, bir daha, bir daha görüyorsunuz. Dolayısıyla bir ince, e, graded readers dediğimiz kitabı tekrar tekrar okumakta çok büyük fayda var. Çünkü aynı yer üzerinden birkaç kat geçmek gibi bir şey bu. Dolayısıyla kitap okumak özellikle kendi seviyemizde, yani kendi seviyemiz ne demek? Bir de onu cevaplayalım. Hı hı. Eğer bir sayfada Gerçekten 20-30 kelime varsa senin anlamadığın bu senin e, seviyenin üzerindedir. Buna lexical diversity veya lexical density deniyor. Yani sözcüksel yoğunluklar, sözcüksel farklılıklar. Zaten tıkanıp kalır insan değil mi? Tıkanıp Okur. kalır yani, ve sürekli sözlüğe gitme ihtiyacını sürekli evet. pek çok kelimede hissediyorsan bu sana göre değildir. Dizi için de bu böyledir. Hmm. Sürekli anlamadığın bir şeyleri dinlemek, izlemek sana bir şey katmaz. Evet, Ama parçaları çıkarla, birleştirebiliyorsan evet, sıkıntı olmaz. Çok fazla o soru gelmiş bir kere cevapladığımız için tekrar dönmek istemedim ama yani burada zaten bir işlevselliği yoksa olmuyorsa demek ki o seviyede Değil. değilizdir daha ya şu farklı yöntemler gerekli. İnsanların karşısına sürekli ben İngilizceyi veya herhangi bir yabancı dili sürekli o dizilere maruz kalarak sürekli o filmlere maruz kalarak öğrendim gibi bir mit dolaşıyor ve bunu yapanlar mevcut ama şunu söyleyelim. Çocukluk yaşlarından itibaren sürekli İngilizce çizgi film izleyenler, sürekli dizi film izleyenler, film izleyenler ve kendini başka şeylerde dolduran insanlar bunu becerebiliyor. Ama biz bir dizi izlerken şunu unutmamamız lazım. Biraz önce ses örneğinden yola çıktık Selma Hanım. Yani eğer o dizide pek çok şeyi anlamıyorsak bu bize ciddi bir katkı vermez. Biz kendimizi kandırıyoruz. Zaman ayırıyoruz fakat doğru olanı yapmıyoruz. Ama anlamamamıza rağmen segmentlere ayırıp bir dakikalık, iki dakikalık orada kullanılan dili çözümleyebiliyorsak, sonra bunun üzerine gidebiliyorsak, o dizideki bütün her şeyi çözmeye çalışıyorsak bu bizim için anlamlı bir girdi olabilir. Girdi anlamlı değilse, bilmediğiniz sürekli cümleler, kelimeler, yapılar duyuyorsanız bu size dil öğrenme sürecinde katkı vermeyecektir. Bu kitapta da böyle, dizide de böyle. Evet. Ama oradaki eşitler siz, Bütünü görebiliyorsanız, aradaki parçaları birleştirmekte sadece zorlanıyorsanız bu parçaların birleştirilmesi hı hı. açısından dizi film izlemek, film izlemek veya kitaplar okumak çok makul. Ama bir sürü kelimeyi sözlüğe bakmak zorunda kaldığınız bir kitap size fazla anlamlı bir girdi vermeyecektir. Buradan uzak durmak lazım. dizden de uzak durmak evet. lazım ama bir veriyorsa burada... okuyun doğru soruyu sormak da önemli değil mi? Yani önce kendimize şunu sormalıyız. Neden İngilizce öğrenmek evet. istiyorum? Bu soruyu bir yanıtlamak lazım. Akademik çalışmam yapacaksınız. E merak mı ediyorsunuz? <laughs> Kendimi ifade edebileceğim kadar öğreneyim bana yeter mi diyorsunuz? <laughs> Bu ayrımı yapıp başlamak da daha iyi Şimdi sonuçlara götürebilir. Geçen programda de. söylediğimiz bir şey vardı. İşte Japonlar ikigai diyorlardı buna. Sabahları bir uyanma amacın olsun. Burada da biz herhangi bir dili öğrenirken bir gayemiz olmak zorunda. Bu hem çocuklarımız için geçerli. İngilizce öğretmenlerinin ilk görevi çocuklara İngilizceyi öğretmek değil. Hı hı. İngilizceyi sevdirmek de değil. Dil öğrenmeyi sevdirmek. Onun faydalarını onlara gösterebilmek. Dil öğrenmenin aslı itibariyle bir ders olmadığını. Geleceklerinde nasıl bir yere kendilerini taşıyacaklarını. Bunu video oyunlarınızı daha iyi oynayabilirsiniz üzerinden de temalandırabilirler. Ayrı bir konu. O yüzden dediğiniz son derece önemli bir gayemizin olması lazım. Gayemiz yok ise amacımız yok ise vücudumuz, beynimiz yeterli sebatı, yeterli çalışmayı, öz disiplini gösteremez. Bunu bilebilmek lazım. Öncelikle neden dili öğreniyorumun cevabını kendi kendimize verdikten sonra geri kalan engeller zaten aşılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Katılıyorum yani bu noktada size. Evet mesela e, saat satan Nasıl? Vatandaşlarımız vardır, sahip evet. satan vatandaşlarımız değil mi? Yani az çok kendini ifade edebilecek kadar biliyor hı. ki belki en rahatlıkla konuşan da onlardır değil hı. mi? Gözümüze çarpmıştır e, yolda yürürken, bir yere hı hı hı. giderken. Özellikle e, siyahi vatandaşlarımız evet, belki de. Evet. Veya, e, onları ya. da görüyoruzdur. Aha. Ya şimdi ihtiyacı var. Yani bir şekilde e, satacak. Ben turizmde çalıştım. Yani üniversite dönemimde turizmde çalıştığımda ya benim komim ben resepsiyona bakıyordum. Benim komim e, benden daha İngilizce konuşuyordu o dönemde. İnanır mısınız? Benden daha iyi İngilizcesi vardı. Ben üniversitede okuyorum. Çukurova Üniversitesi'ndeyim. Oraya da hani telaffuz kazanmak, sesletimi kazanmak, akıcılık kazanmak için gitmişim. Resepsiyona bakıyorum. Benim komim benden daha iyi İngilizce konuşuyordu. Bunun nedeni eee işte sürekli maruz kalması ve inanır mısınız? Bir arkadaşına mektup e, göndermek istediğinde bana söylüyordu ve ben yazıyordum yazma diye bir şey yok Evet evet o sadece sesletim yapıyor. kazanmış hı hı. sadece kalıpları öğrenmiş. Dolayısıyla ihtiyacı olanı ihtiyacı olduğu kadar öğrenmiş. Gerçekten yazma yok. Sadece dinlediğini i̇şte anlıyor. ne için öğrendiğini Sesi biliyor. de benzetiyor. Sesi de benzetiyor. Evet. Ama mektup yazamıyor. Mektup bana yazdırıyor. Buradaki yazdığım herhangi bir fiili, herhangi bir işte Hı -hı. oraya yu yazmışım. Abi bu Hı -hı. yo u yazılan ne demek? Ama benden daha iyi telaffuz evet, ediyor. Evet, evet. Yani, yani o böyle. Bir o sonuç. tamamen ne için öğrendiğinizle ilgili. Yazmak daha çok işte akademik bir çalışma Kesinlikle. içinse, Kesinlikle. konuşmak kendini belirli seviyede. Mesela ifade benim için işte. benim için de e, akademik dilde, akademik İngilizce yazmak, e, gündelik İngilizce konuşmak ya da yazmak çok daha kolay. Çünkü sürekli kendimi bırak, maruz bıraktığım akademik dil olunca, akademik makaleler olunca, sürekli yazdığım dil de akademik dil olunca haliyle burada dayım. Ben size işte şunu söyleyebilirim. İngilizce alan yazında özellikle bilim insanlarının ortaya koyduğu şu şu çalışmalar cümlesini ya bu kahvenin işte fincanının kulpu kırık cümlesinden çok daha kolay söylerim. Hı -hı. Neden? Maruz bıraktığım çoğu evet. zaman akademik dil oluyor. Evet. Ee, ma ma mafi, maalesef bu da. Çok teşekkür ediyorum. Malzunuz ben teşekkür ederim. Sonuna geldik bu Evet sonuna bak. geldik hocam. Tamam. Çok hızlı geçti. Çok geniş bir konuydu. Umarım Hı -hı. izleyenler için de faydalı olur. Ee, YouTube'a da yüklenecek bu yayınımız. Hı -hı. Oradan da yine takip edebilirsiniz. Kaçırdıysanız. Ben çok teşekkür sağlık. ediyorum ben davetiniz ediyorum. için. Ee, i̇nşallah bir nebze olsun. Ee, kendi bildiklerimizi anlatıp birilerine dil öğrenme yolculuklarına en azından eşlik edebilmişizdir. Çok teşekkür ediyorum İnşallah tekrardan. İnşallah diyelim. Sağ tamam. olun. Eğitim atölyesi programını burada noktalıyoruz. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.